Ekrem İmamoğlu Sözcü Televizyonu'nda. Seçime sayılı gün kala atmosferi nasıl görüyor, anketler ne söylüyor? Esas rakibi Kurum mu yoksa Erdoğan mı? Dezenformasyon, gösterilen yargı sopaları ve kumpaslarla geçen 5 yılda neler yaptı, neler yapamadı? Yeni dönemde İstanbullulara en büyük vaadi ne? Duayen gazeteci ve sözcü yazarı Uğur Dündar soruyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtlıyor. Özel röportaj bu akşam 21.15'te Sözcü Televizyonu'nda. Ramazan bereketiyle dolu dolu iftar sofraları Vestel'le olur. Neden olmasın? Ramazan ayında Vestel Ankastre set alın, 5.000 lira indirime ek, 1500 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediyemiz olsun. Merhaba Sözcü Televizyonu'ndan. Öncesi sonrasında önümüzdeki 2 saat boyunca yine gündemi birlikte takip edeceğiz. Sadece bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta yerel seçimlerde artık sandık başındayız. Bu hafta çok önemli, çok kritik, önemli açıklamalar da bekleniyor. Bütün hafta boyunca yine Sözcü Televizyonu'nda tüm gelişmeleri izleyeceksiniz. Hızla öne çıkan birkaç başlık. Önce halimiz. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı iş gücü istatistiklerini açıkladı. 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalma var. %9,4'e geriledi. TÜİK'in hesaplamasına göre bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi. AKP'li isimler emekliler için ek zam olabileceği anlamına gelen düzenlemelerden bahsetti. Beklentiyi yükselttiler. Ankara, İstanbul'u bekleyin dediler. Ve Erdoğan'ın o mitinglerinde o heyecan karşılığını bulmadı. Emekliler konusuna değinmedi bile. Ama bugün bazı açıklamalar var. Aktaracağız size. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Sözcü Televizyonu'nun sorularını yanıtladı. Miting meydanlarının verilmediğini, afişlerinin, pankartlarının indirildiğini söyledi. Talimat gittiğini, medyada kendilerine ambargo uygulandığını belirtti. Yerel seçimlerdeki oy hedeflerini de açıkladı. Türkiye genelinde %20'nin üzerinde oy dedi Fatih Erbakan. Hepsini aktaracağız. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin pek çok yerinde seçime dair son açıklamalar ne? Konuğumuzla birlikte, Ertan Aksoy ile birlikte de konuşacağız. Ama önce bir Ankara'ya gidelim. Çünkü bugün Yargıtay'da seçim vardı. Fakat o seçimlerden herhangi bir sonuç alınamadı bugün. Emre Sercan İke bize aktarsın ne olup bittiğini Yargıtay'da. Senem, iyi yayınlar diliyoruz. Yargıtay'da başkanlık seçimi vardı biliyorsunuz. İlk tur oylaması sabah 8'de başladı. İlk turdan sal çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda da sal çoğunluk sağlanamadı ve üçüncü tur oylaması yapıldı. Biraz önce üçüncü turunda sonuçları elimize ulaştı. Adaylardan en çok oyu alan Mehmet Akarca mevcut Yargıtay Başkanı 110 oy aldı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96 oy aldı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96 oy aldı. İşte bu 3 aday arasında yarın 4. tur yapılacak. Diğer adaylar artık 3. turdan sonra 4. turda yarışmayacak. Ancak dediğim gibi bugün herhangi bir salt çoğunluk sağlanamadığı için Yargıtay Başkanı'nı seçemedi. Yargıtay Başkanı yarınki 4. turda sabah 8'de başlayacak oylamayla bu 3 aday arasında devam edecek. 4. turda da bir salt çoğunluk sağlanmazsa 5. tur yapılacak. Eğer 5. turda da bir salt çoğunluk sağlanamazsa bu sefer seçimler bütün adaylarla birlikte tekrarlanacak. Ancak dediğim gibi yargıda aslında geçtiğimiz hafta da Anayasa Mahkemesi'nde bir başkanlık değişimi olmuştu. Zühtü Arslan yerine Kadir Özkaya ismi başkanlık koltuğuna geçmişti. Burada da Yargıtay'da da bir başkanlık süreci yaşandı. Mevcut başkan Mehmet Akarca'nın görev süresi önceki gün itibariyle dolduğu için bir başkanlık yarışı bugün düzenlendi. Ancak 3 turda da sal çoğunluk sağlanamadığı için yarınki 4. turla birlikte bakalım belki de yarın 4. turda hemen bir başkan belli olacak ya da yine sal çoğunluk sağlanamazsa 5. turda gözler o başkanı arayacak. Bakalım belirlenebilecek mi, bizler de takip edeceğiz Serem. Teşekkür ediyoruz Emre'ye. Şimdi hızla ekonomide durumumuzu gösteren bazı veriler. İşsizlik önce TÜİK'in son açıklamasına göre, son verilerine göre son 10 yılın en düşük seviyesi işsizlikte. Şimdi 2022'de %10,4'tü, 2023'te 9,3 TÜİK hesaplamasına göre dar tanımlı işsizlik, yani kısa vadede iş arayanların oranını yansıtıyor bu veri. Geniş tanımlı işsizlik ise %22,8. Artık iş aramaktan umudunu kesenleri de içine aldığımızda o çok daha yüksek çıkıyor biliyorsunuz her zaman. İstihdamın %60'a yakını hizmet sektöründen geldi. Bu arada istihdamda bir artış var. İşsizliğin en yüksek olduğu iller Van, Muş, Bitlis, Hakkari. İstihdamın en yüksek olduğu iller Tekirdağ, Edirne, Kırklareli. 2023'te hizmet ve inşaat sektöründe istihdam arttı. Tarım ve sanayide İstihdam azaldı. Tarım ve sanayide istihdamın azalması da hiç iyi alamet değil biliyorsunuz. İşsizlikte TÜİK'in açıklamalarına göre veriler böyle. Şimdi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasını da ekrana getireceğiz. Orada da Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını gösteren rakamlar var. Açlık sınırı 20.098 TL. Artık asgari ücretin üzerinde bir açlık sınırı var. Asgari ücret o sınırın altında kaldı. Emeklileri hiç söylemiyoruz bile. Yoksulluk sınırı da biliyorsunuz açlık sınırı sadece gıda harcamasını hesaplıyor. Yoksulluk sınırı ise gıdaya ek olarak işte konut, faturalar, eğitim, ulaşım gibi giderleri de içine katıyoruz. O da 57.280 TL'ye çıkmış durumda. Birleşik Kamu İş Sendikası'nın sonuçları böyle. Burada mesela işte bu rakamlara baktığınızda yoksulluk sınırının mesela gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların 3.780 liralık bir artış gösterdiğini görüyoruz. Hem gıda hem gıda dışı harcamalarda da artış 4.905 liraya tekabül ediyor. Son bir yıllık döneme baktığımızda da açlık sınırı bir yıl önce 9.207 liraydı. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama da 18.524 liraydı. İnanılmaz bir artış var son bir yılda. Ve açlık sınırı bugün artık asgari ücretinde üzerinde. Zaten emekli dedik hiç söylemeyelim çünkü 7-8 milyon emekli 10 bin lira maaş alıyor ve emekliler bir sonraki pazar seçim var, onlar bu seçimin kaderini belirleyecek deniyor. Niye? Çünkü bu geçim sıkıntısı düzelir mi düzelmez mi, seyyanen zam yapılacak mı yapılmayacak mı, ikramiye arttırılacak mı arttırılmayacak mı? Beklenti hep çok yüksek oldu ama o beklentinin karşılığını bir türlü alamadılar. Son olarak bu cumartesi pazar Ankara ve İstanbul mitinginde AKP'nin acaba Cumhurbaşkanı bir açıklama yapacak mı diye beklendi. Çünkü AKP'li yetkililerinin açıklamaları öyle bir beklenti yaratmıştı ama olmadı. Cumhurbaşkanı emekliler konusuna değinmedi dahi. Önce bir açıklamaları hatırlayalım. Hafta sonunda o beklenti nasıl yükseldi? O meydanlarda ne dendi, ne denmedi? Sonra bugün hem Erdoğan'ın hem de CHP liderinin açıklamaları var. Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Emekliler onarca vaat verildi. Ne genel seçimde ne yerel seçimde gündemden düşmedi. İktidar yine umut vaat ediyor. Muhalefet dilinden düşürmüyor. Sonuçsa emekli için değişen bir şey olmuyor. Emekliler bizim başımızın tacı. 16 milyon insanımız var. 2024 yılını biz emekliler yılını ilan ettiğimizi ifade etmiştik. Emeklilerimizin beklentileri bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri de yansıdı. Bir önceki seçimde emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler seçim vaatlerinde başı çekenlerdi. İstediklerini aldılar ancak bu seçimde emeklinin zam talebi promosyonla kaldı. Promosyon ödemesi miktarları 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalar bir kez daha emekliyi heyecanlandırdı. Akbaşoğlu, AKP'nin büyük Ankara mitinginin olduğu gün emekliler bugün yarın Cumhurbaşkanı'nı iyi dinlesin dedi. Ancak ne Ankara ne İstanbul mitinginde emekli Erdoğan'ın gündeminde değildi. Emeklimizin de beklentisi Cumhurbaşkanımızdandır. Duyarlılığını, adımların atılacağını bütün mitinglerde emeklilerimize ulaştıracağımızı ifade ediyor. Bugünü de yarını da takip edelim. 3 farklı televizyon kanalında meclisi işaret etti Akbaşoğlu. Emekliler için yeni düzenleme olacağını söyledi. Haziran sonu, Temmuz başı itibariyle de başta emeklilerimiz olmak üzere bütün çalışanlarımızın durumunu daha da iyileştirecek adımları atacağız. AKP'li Akbaşoğlu'nun emekli açıklaması havada kaldı. Emekliye ek zam gelecek söylemleri karşılık bulmadı. Seçime sayılı günler kala Erdoğan'dan emeklileri mutlu edecek bir haber gelir mi bilinmez. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Evet, izlediniz, tam bir hayal kırıklığıydı. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanı Tokat'taydı. Ve orada refah kaybının farkında olduklarını söyledi. Emekliler için bayram ikramiyeleri ve banka promosyonlarını işaret etti. Bu arada o banka promosyonlarının birkaç yıldır zaten verildiğini biliyorsunuz. Yani ilk defa veriliyormuş gibi lanse edildi ama öyle değil. Sadece promosyon miktarında bir artış söz konusu ki özel bankalar da bunu yapıyorlar biliyorsunuz. Ve bugün Erdoğan'ın konuşması sırasında çok dikkat çekici bir ifadesi vardı. Hatırlayın, hem asgari ücret hem memur ve emekli maaşlarına zamlar açıklandığında işte iktidarın çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmediği, maaş artışlarının çok iyi bir şekilde yapıldığına dair pek çok açıklama duyuyorduk. Bakın bugün Cumhurbaşkanı bir anlamda hani emeklilerin beklentilerini neden karşılamadıklarını açıklarken şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi siz biliyorsunuz. Sıkıntılı dönemlerde en büyük refah kaybına çalışanlar ile biliyorsunuz emeklilerin yaşadığının farkındayız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5.000 lira ödenmesinden %50'yi bulan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin %50 artırılmasından banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti. Bugün itibariyle başvuruları da almaya başladı. Ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların muhalefetin yaptığı gibi lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Evet, açıklamaları böyleydi ve CHP lideri Özgür Özel biliyorsunuz her konuşmasında emeklileri özellikle gündeminde tutuyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin istismarı diyerek o yöndeki açıklamalarına tepki göstermişti daha önce. Cumartesi pazar emeklilerde yaratılan o beklentiyi hatırlattı CHP lideri ve müjde fos çıktı dedi ve ekledi. Emeklinin yalana ve sahte vaatlere karnı tok. Geçen hafta Grup Başkan Vekilin Akbaşoğlu çıktı. Cumartesi müjde geliyor dedi Ankara'da. Bekledi emekliler. Fos çıktı. Pazar İstanbul mitingine sakladı dediler. Pazar İstanbul beklendi. Fos çıktı. En nihayetinde dün çıktı. Diyor ki bayramdan sonra 16 Nisan'ı bekleyin. Emeklilerin yalana, sahte vaade karnı tok. Madem ki emekliye para yok, 31 Mart'ta AK Parti'ye de MHP'ye de oy mu yok kardeşim. Bu yokluğun, bu yoksulluğa karşılık hala daha Tayyip Bey şöyle düşünüyor: nasıl oy veriyorlar? Bu hesap böyle giderse ne emekliye bir şey verirler, ne kilise bir şey yaparlar. Bakalım emekliler ne yapacak? Ertan Aksoy'la da birazdan konuşacağız. Şimdi şu iki fotoğrafı, farklı tarihten iki İstanbul fotoğrafını özellikle ekrana taşımamızın sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginde söylediği bir ifade. Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugünse 650 bin kişi dedi. Şimdi 2019'da katılımın 1,5 milyon olduğu açıklanmıştı. O zaman da çok tartışıldı. Gerçekten 1,5 milyon kişi var mı yok mu diye. Genelde mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Kimin mitingi olursa olsun bu tür açıklamalara. Ve dünkü İstanbul mitingi, orada da 650 bin kişi vardı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı bu ifadeyi kullanırken biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi. Memnuniyetsizliğini mi dile getirdi, başka bir mesaj mı vermek istedi? Orası çok net değildi. Ama mitingdeki katılımın düşmesine atıfta bulunması tabii ki çok dikkat çekiciydi. Şöyle aslında hani o mitinge katılım evet düşük. Onu biz metroyu kullananların sayısından da anlıyoruz ve o sayılara baktığımızda da şöyle bir şey aktarayım size, şöyle bir bilgi aktarayım. Atatürk Havalimanı'na ulaşan metroyu dün 212.809 kişi kullandı. Bu sayı geçen yıl Teknofest'te 404 bin, 7 Mayıs 2023'teki AK Parti mitinginde 325 bin. Etkinliğin olmadığı önceki pazar, yani miting yok, herhangi bir şey yok. O günde 219 bindi ve dün Atatürk Havalimanı'na ulaşan metroyu sadece diğer işte rakamları da göz önüne aldığımızda, onun için sadece ifadesini kullanıyorum, 212.809 kişi kullandı. Gerçekten de herhalde en düşük katılımlı, bu arada pek çok izlenim yazısına baktığınızda coşkunun da ilginin de en düşük olduğu AKP mitingi olarak kayıtlara geçti. Dünkü İstanbul mitingi Murat Kurum'a destek için yapılan bir mitingti, biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Bugün Şile'de Kent Meydanı'ndaydı ve bir kez daha seçim propagandasına katılan bakanları hedef aldı. 31 Mart'ta oy farkının büyüyeceğini vurguladı ve herkesi, seçmeni sandığa davet etti. Bunların anlayışı ne biliyor musunuz? Ankara'daki sus derse hepsi susar. Ankara'daki konuş derse hepsi konuşur. Yürü derse yürür. 8 adım at derse 8 adım atar. 9'u atmaz. Ama bizim belediye başkanlarımız nasıl yapar biliyor musunuz? Millet ne derse onu yapar. Bunlar isterse Ankara'dan 17 değil 27 bakanla gelsin. Bakın bir de yetmedi aday var. Bir de yetmedi üstüne ya seçilmiş herkesin Cumhurbaşkanı olması gereken Cumhurbaşkanı var. Hoş geldi, sefa geldi. Ne yapacağız? Güzel bir misafirperverlik yapacağız. Ne zaman? 31 Mart'ta. Nasıl? Oy farkı büyüyecek, oy farkı büyüyecek. 31 Mart günü sandıklara coşa coşa gitmeye, koşa koşa gitmeye hazır mıyız? Sandığa gitmiyorum, başım ağrıyor, çok yorgunum diyenlerin sırtını sıvazlayıp, elinden kolundan tutup, onlara destek olup, gelmeyeni sandığa götürmeye hazır mıyız? Sandıkta görev almaya, bir kişi daha fazla olmaya hazır mıyız? Hep birlikte hazır mıyız kazanmaya? Hazır mıyız? O zaman onlar tam gaz geri, biz tam yol ileri, tam yol ileri. Ve bu akşamdan bir hatırlatma, dikkatle izleyeceğiniz bir yayın olacağını tahmin ediyorum. Seçime bir hafta kala Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu'nu ağırlıyor bugün ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı saat 21.15'te bu özel yayında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayacak özel röportaj Ekrem İmamoğlu'yla saat 21.15'te dikkatle izlenecek yayınlardan biri olacak kuşkusuz. Evet, İstanbul'daki durum bu. Bir de hafta sonundan bugüne kalan zaten haftalardır konuştuğumuz YRP, Yeniden Refah, AK Parti gerginliği, Şanlıurfa mitingi vardı. Ona dair kimi notları da hatırlatayım. Köprüleri attılar biliyorsunuz bu seçimde önemli ölçüde. Erdoğan stratejik hata mı yaptı sorusu sorulurken gözler en fazla Şanlıurfa ve İstanbul'a çevrildi. Dün YRP'nin İstanbul mitingi de vardı aynı zamanda. Ama bu görüntü Şanlıurfa'dandı. Büyük bir kalabalığa hitap etti Erbakan. O kalabalık Şanlıurfa'da YRP kazanacak beklentisi vardı zaten. İyice onu güçlendirdi. 200 binden fazla kişinin miting alanında olduğu açıklandı. Fatih Erbakan da şöyle söyledi. 200 binin üzerinde insanla Şanlıurfa bugün mesajını net bir şekilde veriyor. Bütün engellemelere, ambargolara rağmen, bütün güç ellerinde olmasına rağmen Allah hakkının kazanmasını istiyor. Milletimiz neden yeniden refaha koşuyor ifadesini kullanmıştı. 2 hafta önce de Erdoğan Şanlıurfa'daydı. Miting meydanına bakarak bir de rakam vermişti. Alanda şu anda verilen rakam 70 bin. İyi mi? Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır demişti Erdoğan o mitingde ve YRP'nin cumartesi günkü Şanlıurfa'daki mitinginde ise 200 bin kişinin olduğu bilgisi yer aldı. Şimdi Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan o mitingde Şanlıurfa'da Sözcü Televizyonu'nun sorularını da yanıtladı. Yerel seçim sürecinde sürekli engellemelerle karşılaştıklarını söyledi. Serkan Alan sordu, Fatih Erbakan yanıtladı ve Fatih Erbakan Türkiye genelinde bu seçimde %20'nin üzerinde oy hedeflediklerini söyledi. Mutabakata uyulmamasının vebali tabii maalesef karşı tarafta. Talimat olduğunu inanıyoruz. Biz tabii sorumluluk şöyle hissetmiyoruz. AKP ile işbirliği yapmayan, açıklamalarla karşı karşıya gelen Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan Sözcü Televizyon'la konuştu. Mayıs seçimlerinde verdikleri destek için pişman olup olmadıkları sorusuna yanıt veren Erbakan, yerel seçimlerde karşılaştıkları engellemeleri anlattı. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Eski dost düşman olmaz, centilmen olmamız lazım. Ama maalesef karşı tarafta böyle bir tarzı, böyle bir tavrı görüyoruz. İşte miting meydanı verilmemesi, afişlerimizin, pankartlarımızın indirilmesi, belediye ekipleri tarafından toplanması. Televizyon kanalları tarafından engellendiklerini söyledi. Talimat olduğunu inanıyoruz. Biz ittifak kararımızı açıklamadan önce sürekli ya ne zaman çıkartacağız, hadi bir program yapalım diyen yayın yönetmenleri, gazeteciler, haberciler, televizyonlar şimdi telefonlara çıkmıyorlar. Belli ki bir yerlerden bir talimat gitmiş ve maalesef böyle bir ambargo var. Mayıs seçimlerinde AKP'ye destek verdiği için pişman olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Biz tabii bir önceki seçimde bir mutabakat metni ortaya koymuştuk. Ama maalesef tabii bunların hiçbir tanesine uyulmadığını açık bir şekilde gördük. Aynı tas, aynı hamam devam ettiler. Öyle olunca da tabii bu seçimde ittifak yapmama kararımızdaki çok önemli rol oynayan maddelerden bir tanesi bu. İtiraz ettikleri durumdan sorumluluk hissediyorlar mı? Biz tabii sorumluluk şöyle hissetmiyoruz. Çünkü biz onların sözüne güvendik, itibar ettik. Vebalin AKP'de olduğunu söyledi. Mutabakata uyulmamasının vebali tabii maalesef karşı tarafta. Çünkü biz iktidar değiliz. Bakan değiliz, Cumhurbaşkanı değiliz. Aynı tas, aynı hamam uyguluyorlar ve gelinen noktada maalesef ortada. Mayıs tutumunun doğru olduğunu vurguladı. Bir de tabii diğer blokta Millet İttifakı, Altılı Masa bloğu ittifak o iktidar olmasın diye de bir duruş sergilemiştik. Türkiye'nin, ülkenin, milletin menfaatleri doğrultusunda o günkü duruşumuzun doğru olduğuna halen daha inanıyoruz. Seçimlere dair de hedeflerini ortaya koydu. Türkiye genelinde de biz inşallah hep söylüyorum %20'nin üzerinde oy alma hedefimiz var. Kamuoyu araştırması Ertan Aksoy'a döneyim hızla ve sondan başlayalım. Fatih Erbakan'ın açıklamalarından sonra İstanbul yarışını konuşacağız elbette ki YRP'yi konuşurken İstanbul'a da vurgu yapacağız. Ertan Aksoy merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Yani Türkiye genelinde %20'nin üzerinde bir oy beklediklerini, hedeflerinin ne olduğunu söyledi. Gerçekten öyle bir oy oranı görür müyüz YRP açısından? Yani bütün araştırmalar içinde bulunduğu zaman dilimini gösterir. Bu arada sesim bana geri dönüyor. Tamam, arkadaşlarımız şimdi ona bakacak. bütün araştırmalar içinde bulunduğu zaman dilimini gösterir. Şu an için yapılan araştırmalar ne bir genel seçim olması halinde ne de bir yerel seçim olması halinde Yeniden Refah Partisi için bu düzeyde bir oy oranını göstermiyor. Ve gerçekçi olmak gerekirse AKP'nin Türkiye sağını bu hala daha bütün bu ekonomik krize, toplumsal kutuplaşmaya vesaire rağmen Türkiye sağını bu düzeyde konsolide ettiği bir iklimde Yeniden Refah Partisi gibi bir partinin %20'lere gitmesi düşünüldüğü kadar yerel gibi bir beklenti içerisinde değilim. Ölçümler böyle bir şey göstermiyor şimdi. Ertan Aksoy, sesiniz böyle çok kesik kesik geliyor. Bir arkadaşlarım baksınlar tekrar. Biraz anlamakta zorluk çekiyoruz ama anladığım kadarıyla %20 hani zor görünüyor sizin ifadelerinizden, onu anlıyorum. Şimdi ben bir Ankara'daki yarışa dair son hatırlatmaları da yapayım. Öyle bir VTR'miz var, onu da vereyim. O sırada bağlantıya bir bakalım arkadaşlar. Çünkü çok kesik kesik geliyor Ertan Bey'in sesi. Evet, Mansur Yavaş, Turgut Altınok. Şimdi daha çok son bir haftadır özellikle mal varlığı tartışmasıyla gidiyor oradaki polemik. AKP'nin adayı Altınok, Yavaş'ın Londra'daki evi takas edelim sözlerine buradan kalan tarlaları verelim yine onu alamayız yanıtını verdi. Mansur Yavaş da sosyal yardımlar üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Bütün anadan babadan kalan tarlaları verelim yine onu alamayız, satın alamayız. %1'iyle takas yapalım, %1'iyle takas yapalım. Hazırım. Anneden ve babadan kalan bütün tarlaları diyorum, bakınız. Bunların hepsini verelim. Yine Yavaş'ın Londra'da aldığı eve değişiyorsa bunlar tabii artık işin ahlaki boyutu kalmadı da etik boyutu. Ahlaksızca ve terbiyesizce yalanlar, çamurlar ve iftiralar atılıyor. Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarım öder. Takas yapalım. Seçime günler kaldı. Başkentte adaylar mal varlığı tartışmasıyla karşı karşıya gelmeye devam ediyor. AKP'nin Ankara adayı Altınok, Yavaş'ın sahibi olduğu ev üzerinden vites yükseltti. Bir de oturduğu ev var. Madem bu ahlaki değil ama ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar işi bloktaya getirdi. Yani o 25 milyona şu an oturduğu evim hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kahraman Kazan'da iftar programında konuştu. Sosyal yardımlar üzerinden rakibi Altınok'u eleştirdi. Rakibim ne diyor? Ben diyor başkent kart çıkaracağım size, içine para yükleyeceğim diye. Gözün aydın, 3 yıldır yapıyoruz. İşte belediyecilik budur. Kopyalamak zorunda kalacaksınız. Benim yaptıklarımı ancak vaat ederek ortaya çıkabiliyorsunuz. Peki canım. Evet, şimdi Ertan Aksoy'a dönelim tekrar. Ertan Bey'le öncelikle YRP'den Fatih Erbakan'ın da açıklamaları vardı. Oradan başladık. %20'lik Türkiye genelindeki hedefi yüksek bir hedef olarak değerlendirdi. Ama özellikle İstanbul'daki etkisini merak ediyoruz tabii. Ertan Aksoy, yani hani Murat Kurum açısından ne kadar bir dezavantaj yaratacak, yaratmayacak. İstanbul'da YRP adayının Mehmet Altınöz'ün nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz? Bugünkü fotoğraf size ne söyletiyor? Şimdi şöyle, aslında İstanbul özelinde baktığımızda muhalefet bloğundaki anlamlı bir kopuş yaratan HDP'nin aday çıkarması, daha doğrusu DEM Parti'nin aday çıkarmasına karşılık iktidar bloğunda da Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarması aslında bir avantajdan öte bir dengeleme yarattığını düşünüyoruz. Çünkü yani mesela bir DEM Parti aday çıkarmasa ve önceki seçimlerde olduğu gibi DEM Parti seçmeni muhalefet adaylarına birleşmiş olsa Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarması muhalefetle yine bir avantaj yarattığı anlamına gelirdi. Ama burada bir avantajdan öte bence bir dengeleme hali söz konusu. Burada tabii şu gerçeği de değiştirmiyor bu durum. Seçim inanılmaz rekabetçi. Yani hakikaten Cumhuriyet tarihini bir sosyal bilimci oturup incelese bu düzeyde rekabetçi seçime rastlamak çok kolay değil. Bu düzeyde rekabetçi bir ortamda ufak da olsa kopuşlar, özellikle güçlerin birbirine yakın olduğu şeylerde, seçimlerde, lokasyonlarda bu tür ufak kopuşlar belirleyici etki de yaratabiliyor. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarması iktidarın elini rahatlatmak yerine zorlaştıran bir durum. Bu çok açık. Ama bu tartışmalar özellikle muhalif blokta daha çok Yeniden Refah Partisi üzerinden yapılıyor. Oysa ki Demir'in de aday çıkarması benzer bir durumu muhalefet için gerçekleştiriyor işin doğrusu. Tek başına belirleyici bir gücü yok Yeniden Refah Partisi'nin ama önemli bir etken olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. İşte orada yani sonuçta tabii ki hani böyle biraz da adım adım gidiyoruz ya. Yani orada mesela YRP seçmenini şöyle sorayım hatta. Erdoğan mesela İstanbul mitinginde çok da öyle hani YRP'ye mesaj olabilecek hani o çünkü yüksek tonda bazı açıklamaları oldu. Öyle bir şey yapmadı mesela. Ki aksine ben bazı yorumcuların şunu dediğini hatırlıyorum. İstanbul'daki konuşmalarının önemli bir bölümünü YRP seçmenine mesaj olarak ayırabilir diye. Fakat o da olmadı. Şimdi neden? Bir de görüş ayrılıkları var bu konuda. Pek çok yorumcu YRP'nin seçmeninin kendi adayına yöneleceğini ama bazı yorumcularda hayır hiç de öyle beklentiği gibi değil. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Şeyi olduğunda, seçeneği olduğunda o gün sandık başında Murat Kurum'a kayabilecek bir YRP seçmeni de var vurgusunu yapıyor. Sizce? Şimdi şöyle yani yine birkaç açıdan ele almak gerektiğini düşünüyorum. Bir kere sondan başlayayım. Yani Murat Kurum'un profiline baktığımızda geleneksel anlamda Türkiye sağının herhangi bir yelpazesinde bulunan herhangi bir grubunu heyecanlandıracak bir siyasetçi olmadığını görüyoruz. Yani Murat Kurum'a baktığı zaman milliyetçiler heyecanlanmıyor. Murat Kurum'a baktığı zaman daha siyasal İslam kökenli bir seçmen grubu veya milli görüşçü olarak ifade edelim gerekirse o grubun da heyecanlandığını görmüyoruz. Dolayısıyla heyecanın kökeninde Erdoğan var. Erdoğan dışında bir Erdoğan'a dair bir oylamaya gidilse bu grubun böyle bir tutum göstereceğine dair çok güçlü emarelerle karşılaşabilirdik. Ama bir yerel seçim ve yerel seçimde de Murat Kurum'un etkisinin bu düzeyde olmadığını ölçümler bize gösteriyor. Bir de bu tür partilerde, örneğin DEM Parti'de, Yeniden Refah Partisi'nde bunlar belirli bir ideolojik formasyondan da gelen partiler olduğu için seçmende onların deyimiyle ölçümlerde ifade ettikleri sayımız belli olsun refleksi de oluşuyor ve orada aslında kendi rengini hissettirmek için bir tutum gösterdikleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Erdoğan'ın Yeniden Refah tabanına mesaj vermesi konusuna gelince bu tür şeylerde yani bir ya üst perdeden bir ifade kullanması lazım. Onun yarattığı bir seçmen konsolidasyonu olabilir başka bir açıdan. Yani Yeniden Refah Partisi'ne yüklenildiği zaman seçmenle vazgeçip AKP'ye gelecek diye bir beklenti, gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü Erdoğan da AKP'nin kurmayları da biliyor ki genel seçime giderken izlenilen tutum, izlenilen siyaset aslında Saadet Partisi'ni tüketti. Ve o tabanı artık yeni tutan yapı Yeniden Refah Partisi. O taban ideolojik formasyonu, katılırsınız katılmazsınız o ideolojik görüşe ama ideolojik formasyonu olan ve genelde de buna bağlı kalan bir taban. O yüzden de yeni temsilcisi olduğuyla bence Erdoğan yüzleşmiş durumda. Peki şimdi son 6 gün Erdoğan İstanbul'da bir miting yaptı. 17 bakan İstanbul'a geldi. Bu hafta önemli ölçüde yine İstanbul'da olacak. Hatta cuma, cumartesi ki seçim yasakları başlamıyor mu diye pek çok soru soruldu. O hani... plan program basına yansıyınca ilçelerde bazı şeyleri olacak, açıklamaları olacak, mitingleri olacak. Bakanlar, Erdoğan biraz daha şimdi hani Ekrem İmamoğlu cephesinden değerlendirelim. Bir de değil mi DEM kanadından yeni bir açıklama gelir mi? Orada da işte çarşamba, perşembe Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması bekleniyor. Onun içeriği belirleyici olacak. Son 6 günde Ekrem İmamoğlu cephesinden özellikle baktığımızda artısıyla eksisiyle nedir soru işaretleri, ne bekliyorsunuz orada? Şimdi şöyle, araştırmacılar elde ettikleri sonuçlar kadar trende de bakarlar. Hatta trend daha fazla bir yol göstericidir. Mesela genel seçime giderken uzun süre trend muhalefet bloğunun çok güçlü olduğuna dair bir göstergeye sahipti. Giderek artıyordu. Fakat sona doğru yaklaşınca başka bir trend ortaya çıktı. O da Erdoğan'ın özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tuttuğu bir oy oranı vardı. Onun dışında kalan, kendisine oy vermeyen ama mesela Muharrem İnce, Sinan Oğan'a oy veren seçmenin büyük oranda oyunu konsolide edebildiğini gösteriyordu. Dolayısıyla yeni bir trend çıkmıştı. O trendde Erdoğan güçlenerek ilerlediydi ve seçim sonucu da bununla sonuçlanmış oldu. Şimdi bu nedenle en başta arada ölçümler bize İmamoğlu'nun bir miktar farkla önde olduğunu bir süredir gösteriyor. Son yapılanlar da benzer şeyler gösteriyor. Ama daha önemlisi şu, kampanyanın başladığı güne göre evet büyük bir uçurum yok arada, çok büyük farklar oluşmuş değil. Ama başladığı güne göre de daha iyiye giden ve sürekli olarak yavaş yavaş olsa da daha iyiye giden bir trend Sayın İmamoğlu'nun lehinde görünüyor şu anda. Dolayısıyla beklenti de büyük oranda bu yönde verilerin bize gösterdiği üzere. Biz de bu hafta yine bir başka bir ölçümde bakacağız bu konuya. Ve tabii ki takdir edersiniz Türkiye'de olağanüstü her şey olağan, özellikle seçime yaklaşırken. O nedenle eğer çok büyük yeni gelişmeler olmazsa, seçmen kararını etkileyen büyük gelişmeler olmazsa bu hafta trend şu an İmamoğlu'ndan yana, bunu çok net ifade edebiliriz. Ama mesela Selahattin Demirtaş açıklaması, mesela bu günkü bu tarif ettiğiniz fotoğrafı değiştirebilecek potansiyele sahip bir açıklama mı? Şey anlamında, olasılık şöyle, anlamında söylüyorum. Şöyle yani bir kere yani Sayın Demirtaş'tan gelecek açıklamaların bir kendi içinde bir tarihsel sınırı var. Bugüne kadarki tutumu en azından ne der sorusunda iktidara bir destek çağrısı yapmaz der bir yanıyla. Yani bir bu düzeyde bir açıklama beklemediğimi ifade edeyim, eğer böyle bir açıklama da yapacaksa. Bu düzeyde bir açıklama olmadığı sürece de mevcut sonucu değiştirme olasılığı son derece düşük. Ama tekrar ediyorum, yani bir Sayın Demirtaş'tan bu yönde bir açıklamayı, onu takip eden, siyasal olarak tutumunu, ilerleyişini anlamaya, incelemeye çalışan biri olarak ondan beklediğim bir şey değil. Fakat tabii ki bu başka bir gerçekte. Demirtaş'ın özellikle kendisi partisinin seçmenin üstünde çok güçlü bir etkisi olduğu, çok güçlü bir yönlendirme gücü olduğunu da reddetmiyor bir yanıyla. Peki. Kararsızlar galiba her seçim döneminki kadar değil mi? Yani bugün itibariyle orada bir düşme var mı kararsızların oranında? Şöyle yani bu kez biraz daha düşük geliyor. Malumunuz araştırmaları da en çok zor. Ertan Aksoy. Peki. Teşekkür ediyorum kendisine. Ertan Aksoy'a geldi mi? Tamam. Peki. Ertan Bey alayım hemen hızla. Katılım. Evet söyleyeyim. Kararsızlar araştırmaların en zorlayıcı bölümleri. Çünkü bir tahmine veya modellemeye dayanarak anlamaya çalışıyoruz. Ama bu kez kararsızların görece önceki seçimlere göre görece daha düşük olduğunu görüyoruz birçok kentte yapılan ölçümde. Galiba orada da kararsızlarda da özellikle İstanbul açısından söylüyorum, biraz genel seçim gibi değil mi? Yani kimi istiyorsunuz kimi istemiyorsunuz şeyiyle, ikilemiyle bir karar verecekler. Peki bugün mesela az önce son dedim ama bir soru daha. İmamoğlu sandığa çağrı yaptı ya, hani ne olursa olsun sandığa gidin. Şimdi bu mesele de çok önemliydi. Özellikle de muhalefet seçmeni ve özelde de CHP seçmeni açısından. Orada durumu toparlayabildi mi CHP yönetimi? Şimdi şöyle, sonuncudan başlayayım. İlk kurultay olduğunda, değişim olduğunda bir grup öfkeli seçmen veya değişime mesafeli olan seçmen grubuyla karşılaşıyorduk. Bu grup ortadan kalkmış değil, yani bir sıfıra inmiş durumda değil. Ama başladığı güne göre de çok anlamlı bir düşüş var. Son derece sınırlı bir gruba dönüşmüş oldu. Muhalefet bu anlamda kendi açısından yol alabildi. Fakat bu dönem tek öfkeli olan seçmen muhalefette değildi. İktidarda da öfkeli bir seçmen grubu var. Ve bunu birçok açıdan kategorize edebiliriz. Emekliler. Mesela ailelerin yükünü, ilk akla gelen emekliler, keza yine ailelerin yükünü önemli oranda taşıyan, alt kuşağın ve üst kuşağın yükünü taşıyan 35-55 yaş grubu. Mesela bizim ölçümlere göre hemen hemen bulduğu her iktidarla kavgalı bu grup. Yani muhtarlıktan tutun yerel yönetimlere kadar her iktidar sahibine mesafeli bir tutumu var. Çünkü tekrar diyorum, her iki kuşağında büyük oranda sorumluluğunu taşıyor. Böylesine bir zorlu dönemdi. O yüzden iktidar tarafında da böyle bir öfkeli seçmen grubu olduğunu ve bunun da azalmak yerine sınırlı da olsa seçime yaklaşırken arttığını düşünüyoruz. Çünkü muhalefetin başlangıçta iddiasının düşük olduğu kentlerde, örneğin Manisa'da, Bursa'da, Balıkesir'de artık yeni ölçümler bize anlamlı sayılacak farklarla önde olduğunu gösteriyor. Bunun da ana sürükleyicisi iktidara da olan kızgın seçmen grubu. Ertan Aksoy, çok teşekkürler. Sağ olun. Bol bol konuşacağız zaten bu hafta. Yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi bir Urfa'ya gideceğiz. Çünkü Karaköprü ilçesi Seyrantepe mahallesinde yaşayan İsim Doğan, mahallenin ilk muhtarı, ilk kadın muhtarı olmak için 29 erkek rakibine karşı adaylığını koymuş durumda. Doğan'ın azalarının tümü de yine kadın. İsim Doğan'la konuşalım istedik ve şimdi Şanlıurfa'dan karşımızda. Sayın Doğan, merhaba. Merhaba. Öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Gerçekten de iyi ki de almışsınız böyle bir karar. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor çalışmalar. Yani karşınızda 29 erkek var. Aslında hani 29 diyoruz ama genelde hani kadınlar siyasete atılınca karşılarında aslında tüm toplumu da görebiliyorlar. Dolayısıyla şuradan başlayayım. Mesela ailenizdeki erkekler, çevrenizdeki komşular, onlar sizin adaylık kararınızı nasıl karşıladılar? Engel çıkarmaya çalıştılar mı? Kadınlar size güçlü destek veriyor mu? Kadınlar bize tabii ki çok güçlü destekler veriyor. Ailem de arkamda duruyor, sağ olsunlar. Şu an çalışmalarım da çok güzel gidiyor. Eşiniz sizi destekliyor mu? Yani böyle beklediğiniz desteği verdi mi? Evet, beklediğim desteği verdi. Tabii ben de mücadeleci bir anneydim. Ne güzel. Peki nasıl destek veriyor mesela? Evet. Ne yapıyor? Biraz bize birkaç örnek verin. Çalışmalarımızı mı? Pardon, onu anlamadım. Pardon. Eşiniz size nasıl destek veriyor? Eşim bana çok güzel destek veriyor. Çocuklarım çok güzel destek veriyor. Anne arkandayız, devam et yoluna. Morallerimi çok yüksek tutuyorlar şu an. Peki nelerle karşılaşıyorsunuz Sayın Doğan? Bize biraz onu anlatın yani. Çıkıyorsunuz sokağa, insanlarla konuşurken, o mahallilerle konuşurken kadını erkeği size ne diyorlar? Hı? Sizi şaşırtan şeyler söylüyorlar mı? Bana şu an şimdiden muhtarım diyorlar. İsmim muhtarım diyorlar. Erkekler, bayanlarımız. Şu anda şimdiden muhtarım diyorlar. Tabii ki biz şu an muhtar değiliz. Muhtar adayıyız. Çok güzel tepkiler, çok güzel görüşler alıyorum. Bayan çok sağ olsun. Hepsi çok güzel karşılıyorlar. Siz niye aday oldunuz? Neden aday oldum? Şöyle bir şey. Ben zaten 25 yıllık bir mağdur aileler üzerine çalışmalarım vardır. Hı. Çalışmalarım derken hiçbir kuruma bağlı değilimdir. Bireyselim. Mağdur ailelerimizin bayağı yanında oluyorum. Tabii elimizden geldikçe. Çok güzel bir kitle arkadaşlarımız var. Dediğimiz gibi yani bir yere bağlı değiliz, bireyseliz. Sonra böyle bir şey de düşündüm. Muhtar adayı da çok teklifler de geldi. Bayanlar, abla seni orada da görmek istiyoruz. Küçük büyük, burada Şanlıurfa'da herkes bana abla der. İslim abla veya İsmet abla böyle biraz kullanıyorlar. Onu da size izah edeyim. Abla seni görmek istiyoruz. Onları kırmak istemedim. Adaylığıma başvurumu yaptım. Kaç seçmen var? Yani mahallede kaç kişi yaşıyor? Mahallenin nüfusu ne? 29 erkek, tek bayan benim. Hayır. Seçmen? Ha. Seçmen sayısı kaç? 26.000. 26.000 seçmen var. Peki böyle evlere girip çıkarken zorlanıyor musunuz? Yani hani mesela kadınlarla mı daha iyi konuşuyorsunuz? Erkeklerle kahvelere uğruyor musunuz mesela? İş yerlerine gittik, evlere gittik. Çok güzel karşılıyorlar ve arkamdalar. Pes etme diyorlar. Tabii sonra yakın geldik, biraz yorucu gidiyor bazen. Abla amana pes etme, hayır dedim kesinlikle. Çok güzel karşılıyorlar. Hiç bir sıkıntı yok. Peki diyelim ki seçildiniz. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız? İlk başta kadınların yanında tabii ki olacağım. Hep hayalimdi. Onlara küçük bir atölyeden başlamak. Çünkü buradaki bayanlarımız biliyorsunuz Biraz bizim erkeklerimiz çok izin vermiyor erkek sektöründe çalışmalarını. Evet. Bir küçük atölyeden başlarım. O çocukluğumdan belli hayalimdi. Seyrantepe Maşrut'ta bir atölye açarım. İçinde bayanlarımız çalışır. Bunun içinde patlıcanı, kuru patlıcan, biberimiz, domatesimiz, salçamız, el oyası, iğne oyası, lüflerimizi bunları çok değerlendiririz. Satışlarımızı yaparız. Tabii bunun içerisinde ihracat yaparız atölyemizde. Peki. İhracatlarımızı yaparız. Evet, bayanların yanında dururum. Peki. Yani kazanacak gibi görünüyor musunuz Sayın Doğan? Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Peki. Olabilir, neden olmasın? Tamam, tabii ki neden olmasın. İsim Doğan, çok neden teşekkürler. Olur. Sağ olun, kolay gelsin. Başarılar diliyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine çok farklı bir aday profilini de ekrana getirelim İstanbul yarışından. Türkiye Komünist Hareketi'nin İBB adayı Ziya İncedere bir geri dönüşüm işçisi. Yıllardır sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalışan bir emekçi. İşte yaşam alanımız burası, mutfağımız burası. Her şeyden önemlisi eşitlikçi bir düzende insanca yaşamak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığımı da bu yüzden koydum. Ziya İncedere yıllardır geri dönüşüm işçisi olarak çalışıyor. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar etraftaki atıkları topluyor, geri dönüşümünü sağlıyor. Geçimini böyle sürdürüyor. Ancak bu işinin dışında bir görevi daha var. 2024 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Hareketi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Sabahın erken saatlerde sokağa çıkmak zorundayım. 7 ile 8 arası. Akşamın geç saatlerine kadar çalışmak zorundayım. Buradan kazandığım parayla da ev kiramı, ısınmamızı, ulaşımımızı, çocuklarımın bakımını sağlamak zorunda kalıyorum. Siyasilerin 800'lü evlerle ifade ettikleri mal varlıkları varken o kendi mal varlığını bir çekçek olarak açıklıyor. Tüm zenginliğim şu arkamda görülen çekçek arabamdır. Kendime ait de hiçbir şeyim de yok. Evine konuk olduğumuz İBB adayı İncedere, halkın olanın halka verilmesi lazım diyor. Gökdelenlerde yaşamıyoruz. Hı hı. Ağır bir rutubet kokusu var hatta şu an içeride. Evet, içeride çok kötü bir rutubet var. Zaten eşim de kova hastası, şeker hastası. Onun sağlık sorunları yüzünden biz bu evden bir önce çıkmak zorundayız. Ama maalesef ki barınacak bir ev daha bulamadık. İnşaat patronları sermaye gökdelenlerde, koca binalarda, iyi apartmanlarda otururken bizlere bu yoksulluğu dayatıyorlar. Halkın olanın halka verilmesi lazım. Kamucu yönetim, ücretsiz barınma, ısınma ve beslenme hakkı en büyük vaadi. Ancak tüm bunların gölgesinde geri dönüşüm işçilerinin sorunları da çığ gibi büyüyor. Geri dönüşüm işi kamu işi olarak görülmesi lazım. Kamu işi görülmesi için de bunun devlet ve belediye eliyle yapılması lazım. Bizim aramızda ataması yapılmayan öğretmenler var, işçi emeklileri var. Son şans olarak görüyorlar bu işi. Hayata tutunmak için, yaşamak için bu işi yapıyorlar. Normalde konvoy denince aklımıza ard arda dizili arabalar gelir. Ancak bu sefer bundan farklı olarak çekçekler konvoyu oluşturuyor. Yine geri dönüşüm işçileri Türkiye Komünist Hareketi İBB adayına destek vermek için bugün kendi çekçekleriyle konvoy düzenliyorlar. Kadir İnanır korkuttu hepimizi. Dün evinde rahatsızlandı, sonra hastaneye kaldırıldı ve entübe kararı da alındı. Kadir İnanır'ın sağlığına dair son bilgileri merak ediyoruz. İlayda Çolakoğlu anlatacak. Kameraman arkadaşım Tarkan Buaralı ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeyiz. Aslında Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu paylaşarak başlamak istiyorum. Aslında İnanır'ın sağlık durumu dün ile aynı, yani yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor. Dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda beyninde pıhtı atıyor ve apar topar hastaneye kaldırılıyor Kadir İnanır. Ve aslında dün yapılan operasyon sonucunda da sağlık durumunun iyiye gittiğinin bilgisini doktorları paylaştı. Operasyonu 2 saat sürdü ve şu anda da yoğun bakım altında tutuluyor. Aslında Kadir İnanır da şunu da paylaşalım. 3 yıl önce de benzer bir rahatsızlık geçirmişti ve 20 güne yakın hastanede kalmıştı. Ardından sevenlerine kavuşmuştu. Şu anda yine sevenlerinin tek isteği bir an önce aramıza yeniden katılması. Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. yoğun bakımda tutulduğunu, sağlık durumunun iyiye gittiğini, beyin görüntülemelerinin iyiye gitmesi sonucunda yoğun bakımdan çıkarılacağını söyledi. Yine doktorlarından da bir açıklama vardı. Kadir İnanır ilk hastaneye geldiğinde sağ tarafı felçli bir şekilde olarak gelmiş ve bilinci kapalıymış. Ama o geçirdiği 2 saatlik operasyon sonucunda şu anda yoğun bakımda olduğunu, ancak sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisini biz aktaralım. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önündeyiz dedik. Biz gelişme oldukça buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. İliç'e gidelim şimdi. Maden faciasında zehirli toprağın altında kalan 9 işçinin aileleri 42 gündür bekleyişlerini sürdürüyor. Cenazelerini istiyorlar. Lütfen burayı unutmayın. Burası hala burada. Hala toprak altındalar. Buranın gündemden düşmesini de istemiyoruz. Aileler çaresizce bekliyor. Bir yandan İliç'in unutulmamasını, diğer yandan sorumluların cezalandırılmasını bekliyor. Hava şartları müsait oldukça çalışılıyor. Yağmur yağdığı zaman hareketlenme oluyor. O zamanlar duruluyor tekrardan. Sonuç olarak dediğim gibi bekliyoruz. Burayı lütfen unutmayın. Erzincan İliç'te Anagold madencilikteki milyonlarca metreküp zehirli atık 13 Şubat'ta göçtü. 9 madenci toprak altında kaldı. Arama çalışmaları bir türlü sonuç vermedi. İşçilere ulaşılamadı. Ailelerse hala yakınlarının cenazelerini bekliyor. Her kimin parmağı var ya da ihmalkarlığı varsa umarım ki herkes fazlasıyla cezasını alır. Ha, bizim için bir şey fark eder mi? Bizim canımız gitti. En azından biraz daha olsa adaletin sağlamlığını görmek içimizi soğutur. Ailelerden biri de Liç yanının altında kalan 35 yaşındaki Uğur Yıldız'ın yakınları. 1,5 yıllık evliydi Yıldız. Tazminatını hak edip işten ayrılacağı günü bekliyordu. Ancak zehirli toprağın altında kaldı, kurtarılamadı. Kuzeni Doğukan Yıldız da 42 gündür İliç'te maden alanında bekliyor. Bekliyoruz. Burayı lütfen unutmayın. Buradaki çalışmaları lütfen yetkililer takip etsinler. Özel bir haberle devam edeceğiz. Adana'nın Kozan ilçesinde bir camide imam olarak görev yapan M.A. bir çocuğa yıllar süren istismar gerekçesiyle tutuklandı. 11 yıl boyunca süren istismarda mağdur çocuğu videonu yayarım diye tehdit eden imam, olay ortaya çıkınca kendini savundu. Nasıl savundu peki? O dosyanın detaylarına Özel Haber Servisinden Hazar Dost ulaştı. İmam M.A. camideki Kur'an kursuna gelen 9 yaşındaki çocuğu 11 yıl boyunca istismar etti, sonunda tutuklandı. Mağdur ÇK yıllar sonra yakınlarından aldığı cesaretle yaşadıklarını Cumhuriyet Savcısına anlattı. Cami imamı M.A.'nın kendisine masaj yapması için imam odasına çağırdığını anlatan mağdur Çeke, imamın cinsel saldırı sırasında videosunun çektiğini söyleyerek tehdit ettiğini, eğer her gün buraya gelmezsen seni rezil ederim dediğini anlattı. 9 yıl boyunca istismarın devam ettiğini anlatan mağdur Çeke, imamın cumartesi ve salı günleri yatsı namazından sonra odasına çağırıp istismar ettiğini belirtti. İstismar esnasında kendisine cinsel içerikli videolar izletildiğini anlatan Çeke, olayı korktuğu için kimseye anlatamadığını da söyledi. İstismar çocuk yaşta başladı. ÇK ifadesinde istismarın imamın odasında yaşandığını söyledi. 11 yıl boyunca bunun yaşandığını belirten ÇK, İmam M.A.'nın her istismar sonrasında gücüm yerine gelsin diyerek kola ve baklava istediğini, odanın temizliğini de kendisine yaptırdığını belirtti. Olayın ortaya çıkmasının ardından istismar sanığı imamın ailesiyle görüşmek için evlerine geldiğini söyleyen Çeke, İmam M.A.'nın babasına biz senin çocuğuna sahip çıkıyorduk diyerek kendisini savunduğunu söyledi. Mağdur Çeke'nin savcıya verdiği ifadenin ardından gözaltına alınan İmam M.A.'nın telefonunda birçok cinsel içerikli video bulunurken mahkeme tutuklanmasına karar verdi. Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili son duruma bakalım. Biliyorsunuz cuma akşamıydı. 137 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi Rusya'da, saldırganlardan bahsediyorum, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar suçlarını kabul ettiler. Saldırganların Tacikistan vatandaşı oldukları belirlendi. Bu arada katliamın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Rusya son 20 yılın en büyük terör saldırısıyla sarsıldı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yüzlercesi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Kanlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı. Hakim karşısına çıkarıldı. Basmani Bölge Mahkemesi'nde ayrı ayrı salonlara getirildi şüpheliler. Yanlarında doktorlar vardı. Yüzleri şiş ve mordu. Tekerlekli sandalyeyle ilerleyen de vardı. Bazılarının vücutlarında da hasar görüldü. 4 zanlı hakim karşısına çıktı. Suçlarını kabul ettiler. Mahkeme 22 Mayıs'a kadar tutuklu kalmalarını istedi. Şüphelilerin Tacikistan vatandaşı oldukları da açıklandı. Afganistan'ın komşusu Tacikistan, cihatçı grupların aktif olduğu yerlerden biri olarak biliniyor. Rusya şüphelileri yakalayanları ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Rusya Federasyonu Devlet Sınırı Koruma Grubu askerlerine madalya verildi. Moskova'daki kanlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların eğlence merkezine giriş yapmadan önceki anlar ve sonrasında yaşanan panik yer aldı. Uzaktan gelen silah sesleriyle insanlar kaçışırken bazıları buldukları masaları kendilerini siper ederek korunmaya çalışıyor. Silahlarla cam kapıları tuzla buz eden teröristler içeri girer girmez insanların üzerine ateş açmaya başlıyor. Görüntüyü çeken kişi de yürüyen merdivene çıkarak canını kurtarmaya çalışıyor. Şimdi çok kısa bir ara veriyoruz, sonra devam edeceğiz. Dış politikada sıcak günler yaşanırken Bakan Fidan soluğu İstanbul'da aldı. Kuruma oy istedi. Tüm gücüyle İmamoğlu karşısında duran iktidar istediği sonucu alabilecek mi? Seçim öncesi son haftaya girilirken gözler DEM ve Yeniden Refah Partisi'nde. İki partiden de İstanbul için yeni bir hamle gelecek mi? Serap Belovacıklı soruyor. Gazeteciler İsmail Saymaz, Özlem Akarsu Çelik, Hakan Çelenk ve Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık aklın yolunda yanıtlıyor. Aklın yolu bu akşam 20.15'te Sözcü Televizyonunda. Farklı kampanyalarla Ramazan bereketi kapına geliyor. Binlerce ürün market fiyatlarıyla Migros Sanal Market'te seni bekliyor. İftar sonrası tatlı keyfin için Algida Maraş usulü dondurmaları şimdi Migros Sanal Market'ten söyle, siparişin ücretsiz teslimat avantajı ve soğutuculu araçlarla dilediğin gün ve saatte kapına gelsin. Lezzetli iftar sofraları için sen de Migros'tan söyle. Sen de daha güvenli, aydınlık sokaklar istiyorsan hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Permomax koleksiyonuyla evinizin her yeri her zaman yeni. Permolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için Büyük A101'de haftanın yıldızları. Pril 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 118 lira. Harca harca bitmez. Değişimin farkına var. Ioniq 6. Ioniq 6 1.680.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai showroomlarında. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Akıllı fabrikayla da makine duruş sürelerini ve sebeplerini anlık takip edebilir, üretim performansınızı artırabilirsiniz. Araç takip sistemi ile filonuzun konumunu ve rotasını kolayca takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle üretim sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Merhaba, yeniden öncesi sonrasında devam ediyoruz. Öne çıkan günün önemli başlıklarından bir iki notu yine hatırlatayım size. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı iş gücü istatistiklerini açıkladı ve TÜİK'in açıklamasına göre son 10 yılın en düşük seviyesinde işsizlik 9,4'e gerilemiş durumda. Emekliler yine gündemimizde çünkü hafta sonu hem Ankara hem İstanbul mitingi beklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin acaba emekliyi sevindirecek bir haber gelir mi diye olmadı. Yine beklentiler karşılığını bulmadı. Ve konu bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yine gündemindeydi. Fos çıktı ifadesini kullandı. Müjde vereceklerini söylediler ama o müjde fos çıktı dedi. Emeklinin yalana ve sahte vaatlere tok olduğunu söyledi. Çok fazla açıklama var emeklilerle ilgili, hepsini aktaracağım. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu 2023 yılında yaklaşık 113.000 kişinin sigortasının sahte olduğunu tespit etmiş. Boşandığı eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği belirlenen 2418 kadının da ölüm aylığı kesildi. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen de konuğumuz. Hem bu başlıkları hem de tabii ki emeklilerin o beklentisini bir kez daha konuşacağız kendisiyle. Evet, dedi ki çok fazla açıklama var. Önce CHP lideri Özgür Özel'in açıklamasını aktaralım. Çünkü hafta sonunda beklenti çok yükselmişti. Özellikle de AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun ifadeleri nedeniyle İyi dinlesinler emekliler demişti. Cumartesi ve pazar Ankara İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Valla başta emekliler, herkes kulakları dört açtı. İyi dinledi kendisini ama hiç emekli işine girmedi Erdoğan o mitinglerde. Ve bugün CHP lideri Özgür Özel bunu hatırlattı. O müjde fos çıktı dedi. Emeklinin yalana ve sahte vaatlere karnının tok olduğunu söyledi. Geçen hafta Grup Başkan Vekilin Akbaşoğlu çıktı, cumartesi müjde geliyor dedi Ankara'da, bekledi emekliler, fos çıktı. Pazar İstanbul mitingine sakladı dediler, pazar İstanbul beklendi, fos çıktı. En nihayetinde dün çıktı, diyor ki bayramdan sonra 16 Nisan'ı bekleyin. Emeklilerin yalana, sahte vaade karnı tok, madem ki emekliye para yok, 31 Mart'ta AK Parti'ye de MHP'ye de oy mu yok kardeşim. Bu yokluğun, bu yoksulluğa karşılık hala daha Tayyip Bey şöyle düşünüyor: nasıl oy veriyorlar? Bu hesap böyle giderse ne emekliye bir şey verirler, ne kilise bir şey yaparlar. Evet, şimdi bir şey yapılmayacağına dair aslında en net açıklama geldi AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den. Onu da bir aktarayım size. Sonra da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'ta yaptığı açıklamalar var. Ona geçeceğiz. Projelerden bir parantez açayım. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir konuşmasında duydum ki bir 5.000 lira emeklilere seyyanen verecekmişsiniz. 5.000 yetmez, işte 7.000, 10.000 verin gibi bir açıklaması oldu. Yani bu, var mı böyle bir çalışma, yoksa muhalefetin oluşturmaya çalıştığı bir gündem mi? Ya tabii ya, biz yani şu anda meclisimiz ara tatilde yani. Bizim biraz tabii bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da böyle üzmeyecek, hayal kırıklığı uğratmayacak bir şeyi sergilememiz lazım, ciddiyeti sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok bu konularda. Bakanlığımızın bundan sonraki dönemler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız arz edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız. Ama bizim elimizde öyle dedikleri gibi 5.000'lik, 10.000'lik öyle bir çalışmamız yok maalesef. Ama bunu neye göre söylediler, hangi rakamları neye göre kıstas alıyorlar, hangi bütçe imkanlarına kıstas alıyorlar, maalesef bu konuda benim bilgim yok Kemal Bey. AK Parti'nin bu yönde bir çalışması yok. Evet. Peki yani böyle bir çalışma yok. Yani niçin mesela Muhammed Emin Akbaşoğlu cumartesi pazar Erdoğan'ı iyi dinleyin, iyi dinlesin emekliler dedi ve bir beklenti yarattı. Gerçekten büyük bir haksızlık emeklilere özellikle. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Tokat'ta konuştu. Bir kez daha refah kaybının farkındayız dedi. Emekliler için bayram ikramiyesi var dedi. Banka promosyonları var dedi. Sıkıntılı dönemlerde en büyük refah kaybına çalışanlar ile biliyorsunuz emeklilerin yaşadığının farkındayız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5.000 lira ödenmesinden %50'yi bulan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin %50 artırılmasından banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti. Bugün itibariyle başvuruları da almaya başladı. Ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların muhalefetin yaptığı gibi lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Evet, yapacağız, edeceğiz ve bu arada CHP lideri de yalana karnı tok dedi emeklilerin. Çünkü şöyle bir durum da var. Biz hangi ekonomistle konuşsak yerel seçim sonrasında çok daha karanlık bir tabloyu, bugünden daha zor bir dönemin bizi beklediğine vurgu yapıyorlar. Zaten her ay farklı konfederasyonların, sendikaların hesaplamalarıyla, verilerle de hangi noktada olduğumuzu çok net görüyoruz, yaşıyoruz ve görüyoruz. Şöyle, açlık sınırı, mesela Birleşik Kamu İş'in yaptığı son araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin hesaplaması bu. Açlık sınırı sadece ve sadece gıda harcamalarını temsil ediyor bu rakam. 20.098 TL, 17.000 lira asgari ücret, en düşük emekli maaşı 10.000 lira ki 10.000 lira alamayan da var biliyorsunuz bu arada, onu da hatırlatayım. Yoksulluk sınırı da 57.280 TL'ye ulaşmış durumda. Yoksulluk sınırı gıdaya ek olarak işte ulaşım, barınma gibi ihtiyaçları da barındırıyor. Ve hani yoksulluk sınırının altına düşmemek için en az 57 bin lira kazanmanız gerekiyor. Açlık sınırı asgari ücretin 3.098 lira üzerine çıkmış durumda. Yoksulluk sınırı da 3.5 asgari ücrete yaklaştı. 17 bin lira hatırlayın ve en az 3 asgari ücret ve 3.5 neredeyse ki ancak 57.280 liraya yoksulluk sınırına ulaşıyorsunuz o zaman. Şimdi dolayısıyla durum bu olunca bu yerel seçim sürecinde özellikle de büyük şehirlerde en önemli gündem maddesi buydu. Zaten işte emekliler bu seçime damgasını vuracak diye pek çok anketçinin, araştırmacının da yorumları var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yine önemli ölçüde gündemine emeklileri aldı son konuşmasında. Bu arada bir de gençlere, şöyle ki Nallıhanlı gençlere seçime bir hafta kala sizi işe sokacağız mesajları geldiğini söyledi. Ve dedi ki, daha doğrusu şöyle bir soru sordu. Siz gençleri aptal mı sanıyorsunuz? Bana ne? destek olmayalım da emekleri iyice hükümete düşman olsun mantığıyla hareket edebilirdim. Asla böyle bir şey yapmadık. Hemen duruma el koyduk. Düzenli şekilde 7-8 aydır emeklere destek alıyoruz ve yakında gene desteğimiz olacak bu ay içerisinde ve o insanların en azından soğukta üşümemelerini, aç kalmamalarını sağlıyoruz. O emeklerin çocuklarına da söylüyorum. Sadece kendi annenizin, babanızın durumunu bakıp ona göre karar vermeyin. Onları bu duruma düşürenlere mutlaka sandıkta ikaz etmeniz lazım. Bakıyor ki seçim gidiyor. Salladıkça sallıyor. İşin gerçeği bu. Boş vaatlere gerek yok. Şimdi bir sallamada burada olmuş. Nasıl olmuş? İşsizlere mesaj çekmişler, özgeçmişi olanlara. Hemen demişler gelin bize başvurun, size işe sokacağız. Peki seçimlere bir hafta mı kaldı bu Nallıhan'daki işsizlik? Bir hafta mı kaldı? Siz Nallıhan'ın gençlerini aptal mı sanıyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeniden adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Şile'de konuştu ve bir kez daha gündemine o seçim propagandasına Murat Kurum'a destek için katılan bakanları aldı. 17 bakan biliyorsunuz İstanbul'da ve Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta oy farkının büyüyeceğini söyledi. Seçmeni de sandığa davet etti. Bunların anlayışı ne biliyor musunuz? Ankara'daki sus derse hepsi susar. Ankara'daki konuş derse hepsi konuşur. Yürü derse yürür. 8 adım at derse 8 adım atar. 9'u atmaz. Ama bizim belediye başkanlarımız nasıl yapar biliyor musunuz? Millet ne derse onu yapar. Bunlar isterse Ankara'dan 17 değil 27 bakanla gelsin. Bakın bir de yetmedi aday var. Bir de yetmedi üstüne ya seçilmiş herkesin cumhurbaşkanı olması gereken cumhurbaşkanı var. Hoş geldi, sefa geldi. Ne yapacağız? Güzel bir misafirperverlik yapacağız. Ne zaman? 31 Mart'ta. Nasıl? Oy farkı büyüyecek, oy farkı büyüyecek. 31 Mart günü sandıklara coşa coşa gitmeye, koşa koşa gitmeye hazır mıyız? Sandığa gitmiyorum, başım ağrıyor, çok yorgunum diyenlerin sırtını sıvazlayıp, elinden kolundan tutup, onlara destek olup, gelmeyeni sandığa götürmeye hazır mıyız? Sandıkta görev almaya, bir kişi daha fazla olmaya hazır mıyız? Hep birlikte hazır mıyız kazanmaya? Hazır mıyız? O zaman onlar tam gaz geri, biz tam yol ileri. AKP ile yolları ayıran Yeniden Refah Partisi, Konya'da seçim için reklam vermek istese bile kiralanabilecek her yer dolu. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından sonra akşamki yayını hatırlattı arkadaşlar. Onu ben de bir vurgulayayım hemen o habere geçmeden önce. Saat 21.15'te Ekrem İmamoğlu'yla özel röportaj var. Uğur Dündar soracak, duayen gazeteci, sözcü yazarı ve Ekrem İmamoğlu cevaplayacak. Artık 6 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle izleyeceksiniz tahmin ediyorum. Evet, ne dedik? AKP ile yolları ayıran Yeniden Refah. Şimdi bir önceki bölümde Fatih Erbakan'ın Sözcü Televizyonu'nun sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamaları aktardım size. İşte miting meydanlarının verilmediğinden bahsettim. Eğer yer bulur ve afişlerini, pankartlarını asarlarsa onların indirildiğinden bahsetti. Ama dedi ki bütün engellemelere rağmen Yeniden Refah'ın büyümesi devam ediyor. İşte Türkiye genelinde %20 oy hedeflediklerini söyledi. %20'nin üzerinde. Şimdi bu engellemeler meselesi önemli. Mesela Konya'da Refah Partisi eğer reklam vermek istese zaten verecek yer yok. Şöyle ki o ve diğer adaylar aynı şekilde. AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi reklam için kasaları açmış. 2 ihaleyle 139 milyon liralık reklam harcaması yapıldı Konya'da. Konya'da nerede açık arazi buldularsa oraya resimlerini, afişlerini dolduruyorlar. Billboardları dolduruyorlar. Tamamı bizim paramız arkadaşlar. Haram olsun, zehir zıkkım olsun. Konya'da parası olan siyasi partiler reklam veremiyor. Çünkü AKP billboardları, meydanları çoktan tuttu. Seçim için belediyenin kasası açıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi reklam için 2 ihaleye çıktı. 139 milyon lira harcadı. Masraf belediyeden çıktığı için afişlere parti logosu asılmadı. Biz billboardlara çıkacağız diyoruz. Billboardlar dolu diyorlar. 140 trilyon reklam ihalesi yapıyorlar. AKP'nin kalesi olarak görülen Konya aynı zamanda Necmettin Erbakan'ı meclise taşıyan milli görüşün de merkezi sayılır. AKP ile yol ayrımına giden Yeniden Refah Partisi kentte önünün kesildiğini düşünüyor. Ya biz televizyonlara sizi çıkartamayız. Niye? Biz sizi televizyona çıkarırsak bizim ağalarımız bizi görevden alır diyorlar. Bu belediyeyi bunlar batağa götürdüler, israfa götürdüler, faize götürdüler. Belediyeyi batırdılar ve bitirdiler. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 8,5 milyar lira borcu var. Buna rağmen belediye kasasının AKP reklamına açılması Yeniden Refah'ın Konya adayı Mehmet Köseoğlu'nun tepkisine yol açtı. Konya belediyemizi borç batağına batırmışlar. Bunlar israfçı. Bunlar faizci. Bunlar bu işi bilmeyen insanlar. Yıkımcılar. Şimdi Cumhur İttifakı AK Parti ile MHP özellikle büyük şehirlerde seçime ortak adayla giriyor biliyorsunuz ama iki partinin kendi adayıyla seçim yarışına girdiği yerler de var. Mesela Tokat gibi ve orada rekabet kızıştı. AKP kanadı MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu için Dilber şarkısının sözlerini değiştirerek paylaştı. MHP'li vekil Yücel Bulut da AKP'yi her seçim kentsel dönüşüm vaadinde bulunup yapmamakla suçladı. Keşke Tokatlı olsaydın, şehrine bağlı olsaydın. AKP MHP'nin adayına Dilberli klip yaptı. MHP ise AKP'nin vaadini her seçim aynı söz diyerek eleştirdi. İnşallah Sayın Bakanımızın bugün söylediği kentsel dönüşümü bir an önce başlatacağız sözü çok önemli. Her ne kadar tam da seçime 7-8 gün kala bunu söylemiş olması birazcık diyor, Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP'nin ayrı ayrı aday çıkardığı Tokat'ta iki parti arasındaki rekabet kızıştı. AKP, MHP'nin şehir dışından aday gösterdiği Mehmet Kemal Yazıcıoğlu için İnci Taneleri dizisinin şarkısı Dilber'le klip yaptı. Şarkının sözlerini değiştiren AKP Yazıcıoğlu'na seslenerek Kemal evin barkın yok mu dedi. Kemal evin barkın yok mu? Hep otelde kalıyorsun. Gelip de Tokat'ı gezeceksen kılavuzu yanında tutsaydın. MHP kanadıysa Tokat meydanlarında iktidarın vaatlerini eleştirdi. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, AKP'yi her seçim kentsel dönüşüm vaadinde bulunup yapmamakla suçladı. Kim gelmiş şehrimize? Yine Sayın Bakanımız gelmiş. Değil mi? Nereye gelmiş? Tam buraya gelmiş. Ne demiş? Anadolu'nun en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz demiş. Ne zaman? 8 sene önce. Yine kime demiş? Sana demiş. Evet, MHP'nin adayı diyor yani kentsel dönüşümle ilgili sürekli söz veriyorlar ama tutmuyorlar. Özellikle iktidarla ilgili, bakanlarla ilgili MHP'li adayın ifadeleri böyle. Gerçekten çok ilgi çekici kampanyalar var, seçim kampanyaları var. Beden diline bakıyoruz, sosyal medya paylaşımlarına bakıyoruz özellikle. Mesela iki örnek daha gelecek ekrana. CHP Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleriyle gündem oldu. İYİ Parti Islahiye Belediye Başkan adayı ve MHP Sancaktepe İlçe Başkanı'nın tavrı da sosyal medyada çok konuşuldu. Seçim öncesi siyasilerin seçmenle sohbetlerinde genelde vaatler ön planda olur. Ancak bu seçim döneminde adayların il ve ilçe başkanlarının konuşmaları, el hareketleri, yürüyüşleri, kısacası tavırları da dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geri bas diyerek standlarından ayrılmasını isteyen MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu bu kez sizin kafanızdaki 40 tilki benim kafamdaki bir topal tavşanı kovalayamaz notunu düştüğü, ağır çekimde yürüdüğü bir videoyla gündem oldu. İşçilere de sesleniyorum. Sendikalara kayıtlarınızı yaptırın. İYİ Parti Islahiye Belediye Başkan adayı Hacer Bülbül işçilere tavsiye verdi. Ancak kullandığı beden dili, defalarca salladığı parmağa dikkat çekti. Kirlikten gelip de fakirin halinden anlayan patronların ellerinden öpüyorum. Ben İşçinin, emekçinin hakkını kimseye yedirtmem. CHP'nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınar Mutluysa bir seçmenin genel seçimlerdeki eleştirisi üzerine CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleriyle gündem oldu. Yani özellikle en son Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gücüyle yaptığı. Biz de kızdıklardan sonra biliyorsun genel başkanı değiştirdik. Ben bir şey söyleyeyim. Gerçekten biz de Kılıçdaroğlu'nun işte yaptığı anlaşmalardan zaten sonra da AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ise bir gazeteciye söylediği sözlerle gündemde. İşine git. Bakın size yakışmıyor bu. Bakın görüyorsunuz çarparım sen, diye beni tehdit ediyor ya. Hadi başkanım hadi, yaptığım hadi, çok büyük terbiyesizlik yani. Şimdi bu yayın sırasında da çok sık bir şekilde özellikle de İstanbul'daki rekabeti konuşurken söyledik. Bakanlar İstanbul'da, Murat Kurum için oy istiyorlar AKP'nin adayı için. İşte 17 bakan gelsin, 27 bakan olsun ne fark eder dedi Ekrem İmamoğlu bugün. Ve oy farkının giderek arttığını söyledik. Bakanların sahada olması, son olarak Dışişleri Bakanı'nı da gördük. Ama özellikle de işte İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı. Şimdi bu üçünü neden söylüyorum? Hatırlayın geçmiş seçimlerde 3 ay öncesinden istifa ederlerdi bu bakanlar. Neden? Adaletli bir seçim yarışı olsun diye. Fakat şimdi ne görüyoruz? İşte bir adaya oy istemek için sahaya inen bakanlar görüyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da aslında göreve geldiği günden bu yana sergilediği tavırla, tutumuyla hemen hemen herkesin takdirini kazanan bir isim. En çok eleştirildiği şey bu oldu. Çünkü o da Murat Kurum için oy isteyen bakanlar arasındaydı. Hafta sonunda Murat Kurum için oy istedi ve bugün seçim güvenliği için alınan tedbirleri açıkladı. İçişleri Bakanlığı olarak yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 1.032.610'u ilk kez olmak üzere toplam 61.441.882 seçmen oy kullanacak. 34 siyasi parti adayı yarışacak. 206.000'den fazla sandık kurulacak. Seçim günü en önemli konuysa sandık güvenliği. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya alınan önlemleri anlattı. 324.000 Emniyet Genel Müdürlüğü, 197.000 Jandarma Genel Komutanlığı, 2.850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53.000 güvenlik korucusu ve 17.000 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594.000 personelimiz görevlendirildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerine yönelik takvimi de işliyor. Seçmen bilgi kağıtlarının 29 Şubat'ta başlayan dağıtım süreci sona erdi. Seçmen bilgi kağıdını almayanlar Yüksek Seçim Kurulu sitesine ya da e-devlet uygulamasına girerek oy kullanacakları yer ve sandıkla ilgili bilgileri edinebilecek. Seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlıkları da başladı. Zarf, pusula ve mühür gibi araç ve gereçler 29 Mart'ta sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Aynı gün sandık görevlilerinin eğitim süreçleri sona erecek. 28 Mart'ta tutuklularla taksirli suçlardan hükümlere ilişkin listeler kesinleştirilecek. A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz. Propaganda serbestliği 30 Mart saat 18'de, seçim yasakları da 31 Mart'ta YSK'nın duyuracağı saatte sona erecek. Evet, şimdi bu seçimde özellikle emekliler ne yapacak, nasıl bir karar verecek? Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin seçmen tabanında önemli bir yere sahipler. O noktada iktidara bir dakika işte beni çok üzdün diyerek, yanlış yaptın diyerek bir uyarıda bulunacak mı, bulunmayacak mı çok merak ediyoruz. Aynı şekilde işte uzun süredir iş arayıp iş bulamayanlar ya da yeni işsiz kalanlar. Ama TÜİK'in son hesaplamalarına baktığımızda işsizlikte bir önceki yıla göre bir azalma, gerileme görüyoruz. Önce onu aktarayım, sonra SGK uzmanı Melis Elmen'le konuşacağız. 2023'te dar tanımlı işsizlik %9,4 geriledi orada. 10,4'tü 2022'de, 9,4'e gerilemiş durumda. Geniş tanımlı işsizlik 22,8 ki en çok oraya bakmamız lazım. Burada hani artık iş aramayı bırakan, umudunu yitirenlerin de içine girdiği ve baktığımızda sayıları neredeyse 10 milyona yaklaşan bir grup var işsiz durumda. İstihdamın verilerini de aktardılar. %60'a yakını hizmet sektöründen gelmiş istihdama katılanların. İşsizlik en yüksek Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de yüksek. İstihdamın en yüksek olduğu illerde Tekirdağ, Edirne, Kırklareli. Şu veri de önemli. Tarım ve sanayide istihdamda bir azalma var. İnşaat ve hizmet sektöründe bir artış var. İşsizlik rakamları böyle. SGK uzmanı Melis Elmen'e dönelim. Birkaç gündem maddemiz var. Onları hızla konuşalım istiyoruz kendisiyle. Melis Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. TÜİK'in işsizlik verileri size ne dedirtiyor? Yine değişmedi dedirtiyor aslında. Çünkü rakamlar düşük gibi görünse de gerçek işsizliğin bu oranda olmadığını tabii ki hep beraber görüyoruz. Fiili olarak özellikle genç nesil çok katılmıyor ya da katılsa da aktif olarak bir iki ay çalışıyor, ondan sonraki aylar çalışmıyor. Bu yüzden verilerin çok düzgün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sürekli bir değişkenlik var. 15 günde bir değişkenlik var. İnanın özellikle genç nesil hizmet sektöründeki bu artışın sebebi şu oluyor. Asgari ücretin de artmasıyla birlikte işe giriyor, bir iki ay çalışıyor, çıkıyor. Ondan sonraki süreçte bu işsizlik verileri göz önünde bulundurulmuyor. O yüzden düşmüş gibi görünüyor ama şu anda baktığınız zaman en önemli etken işsizlik verilerinin düşmesinde EYT emeklileri. Çünkü sadece gerçekten emekliliği bekleyen, zorunlu olarak çalışan, emekli maaşıyla bir şekilde küçük bir yere yerleşip geçineceğini bilen kişiler vardı ve bu kişilerin çoğu emekli oldular. Bu açıkla birlikte yerleri dolduruldu. Bundan dolayı bir aslında işsizlik düşmüş gibi görünüyor ama gene de oran sokağa çıktığınız zaman ve baktığınız zaman daha yüksek olduğuna inancımız var açıkçası. Bunlar sadece anket verilerine dayandığına inanıyorum. Çünkü şu anda asgari ücretin dışında geçim kaynağı mümkün olmayan kesim ya asgari ücretli çalışıyor ya da hiç çalışmıyor. Diyor ki annem babam bana baksın, onların emekli aylığı var, ben bu kısım için zaten bir işime yaramayacak. Bunların da çoğu genelde küçük illerde mümkün olan şekilde ilerliyor. Peki işte bugünün en fazla aslında hafta sonundan beri, gerçi haftalardan beri de emekliler, o konudaki değerlendirmenizi de merak ediyorum açıkçası. Çok beklenti yükseldi yine. Fakat ne Ankara mitinginde ne İstanbul mitinginde bu konuya değinilmedi. Ve son açıklamalara baktığımızda da kesinlikle şu an için hani son 4-5 gün kala da bir şey gelmeyecek. Bir çalışma yok. Ama sonrasını hep işaret ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya şöyle bir tüm açıklamalara baktığınızda, emeklinin yaşadığına baktığınızda, özellikle de sistemin işleyişine baktığınızda gerçekten de yani yok mu? Melis Hanım bir kez daha sorayım ben o soruyu. Çünkü siz sistemin nasıl işlediğini, gelirin giderin nerede nasıl olduğunu, kimin ne kadar hani payının olduğunu, külfetinin olduğunu iyi bilen isimlerden birisiniz. Niye emekliye reva görüldü bu? Zaten en başından beri, Ocak ayından beri emekliye bir geliyor, bir gidiyor, bir şeyler oluyor. O kadar ekleniyor, üstüne bir daha ekleniyor, haydi bir daha ekleniyor, gece yarısı açıklanıyor. Çalışma var deniliyor, çalışma yok deniliyor. Çalışma var deniliyor, çalışma yok deniliyor. Şu anda zaten en son açıklamayla birlikte iyice isyan bayrakları çekildi. Çünkü mitingin çok dikkatli izlenmesi ve dinlenmesi gerektiği ve emeklilere bir açıklama gelebilme ihtimali alakalı kendileri de açıklama yaptılar ve bizim de beklentimiz bu yöndeydi aslında. Bunun yerine emeklilerin kamu bankalarından alacakları promosyon oranları yükseltildi. Yani herhangi bir zam vermediler. Kamu bankalarına gel, ben senin promosyonunu bir tık yükselteyim gibi bir durum söz konusu oldu. Tek açıklama buydu. Kamu bankaları 6.000 liralarda kalmıştı. 8-12 bin liralara çıktı. Bu saatten sonra tabii ki olmaz. Çünkü şu anda meclis kapalı. herhangi bir açıklama gelse bile yasalaşması meclis açıldıktan sonra, yani bayram sonrasına kalır. Bayram sonrası dediğiniz şey zaten Temmuz zammına yaklaşmış olacak. Bütün çalışma aslında Temmuz için yapılıyor gibi görünüyor. Yani yapılan bütün açıklamalar sadece gündemde tutmak, yani bir çalışma var, bir çalışma yok. Şöyle bir çalışma var, Temmuz'a var. Bir çalışma yok, şu güne yok aslında gibi çevrilebilir tercümesi sanıyorum. Temmuz'da bu ne olabileceğine dair bir fikir yürütebiliyor musunuz? Şöyle, Temmuz'da zaten enflasyon zammı alıyordu emekliler. 6 aylık enflasyon zammına bakılacak. Bununla ilgili daha önce ilk yapılan açıklamada sürekli verilen bir aşağı bir yukarı zam yerine memur emekliliklerini zamlarıyla birlikte emeklilerin zamlarını eşitleyerek aynı oranda bir enflasyon farkının bir tık üstünde zam vererek ikinci 6 ayda bu aradaki farkları tamamlayacağız diye bir açıklama yapılmıştı. Ama tabii zaten tamamlandı şu anda. Aradaki seyyan farkı düşürüp tekrar %49.25'e çıkarmak mantık nasıl işleyecek onu birlikte göreceğiz. En düşük emekli aylığı meseleleri var. Şu anda en düşük emekli aylığı almayıp ama 10.500 TL alanlar var. Onların durumu daha da karışık olacak gibi görünüyor. Bunun dışında ikinci 6 aylık dönemde enflasyon şu an zaten ilk 2 ayda %11. Kim bilir nereye gelecek ki, nasıl bir zam yapılacak? Yani %50'lerde bırakılması mümkün değil. %100'den fazla bir zam muhtemelen mümkün olacak. Bunun çalışması pay olarak yükseltilmesi lazım. Bütçeden şu anda emeklilerin aldığı pay geçen seneden, pandemi döneminden beri bile düşük. O yüzden %10'luk pay çok düşük bir miktar. Bunu yükseltilerek belki bir genişletme yapılması mümkün olur. En düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte memur emeklilerin zamları eşitlenmesi, onların %50'nin, çünkü onların toplu sözleşme zamları da var. Aslında bunu hep beraber göreceğiz çünkü sürekli bir çalışma yok denildiği için taslakları da görüp inceleyemiyoruz. Yani ortada olan, ama hep birlikte özellikle herhalde Haziran'ın başı gibi son 4 aylık 5 aylık enflasyon farklarından aşağı yukarı bir tutarı hep birlikte belirleyeceğiz gibi görünüyor. Peki. Bir dikkatimizi çeken bir veri daha vardı bugün. SGK 2023 yılında yaklaşık 113.000 kişinin sigortasının sahte olduğunu tespit etmiş. Yine boşandığı eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği belirlenen 2.418 kadının da ölüm aylığı kesilmiş. Şimdi ben özellikle şunu merak ettim. Yani ekonominin içinde olduğu durumdan da hareketle. Mesela bu sayılarda ciddi artışlar var mı? Nasıl tespit ediliyor bir de bu hani... sahte olup olmadı, yani işe gidip gitmediğini belirlemesi gerekiyor değil mi? Nasıl tespit ediliyor bunlar? Hemen önce ilk maddeye geleyim size. Bunun bu kadar artması, yani daha doğrusu muazzalı boşanma denir buna. Anlaşmalı boşanma. Yani aslında eşiyle boşanmıyor. Sadece yetim aylığı, babasından yetim aylığı alabilmek için boşanmış gibi kağıt üzerinde evrak hazırlanıyor. Yani daha doğrusu hakemeye gidiliyor. Genelde hukukçular bunu tabii ki çok fazla şey yaparlar. Yani incelerler, böyle bir sahte işin içine kolay kolay girmezler ama iyi inandırıcı çiftlerde oluyor. Bunlar daha sonra tespit ediliyor. Nasıl tespit ediliyor? En önemli aslında tespit unsuru akraba şikayetleridir, mahalle şikayetleridir. Onlar gerçekten boşanmadı diye alo 170'i arayıp söyledikleri anda zaten tespit ediliyor. Gerçek boşanmalarda da bazen şöyle bir durum oluyor. Muazzalı boşanma gibi görünüyor. Neden? Örneğin siz eşinizle ayrıldınız. Herhangi bir problem olmadan anlaşmalı ayrıldınız. Eşiniz başka yere taşındı ama ikametini aldırmadı. Hala aynı evde. İşte ne bileyim, fatura nasıl olsa Ahmet'in üzerinde kalsın. Ne olacak ki? O benim eski eşim diyor. Bu tip durumlarda da muazzalı boşanma gibi görünebiliyor. Bunun düzeltilmesi için hemen başvuru yapılıyor tabii ki. Gerçek boşanmadır. Genelde bunlar davaya gitmek zorunda kalıyor. Çünkü tespiti çok zor konular. Kimse sizin başınıza bir denetmen dikemeyeceği için direkt iptal etmeye bakıyorlar. Hani gerçekliğini kanıtlamak daha zordur. Sahte olduğu hemen zaten ortaya çıkıyor. Artışının da en önemli sebebi tabii ki ekonomik unsurlar. İnsanların geçinemiyor olmasından kaynaklı. Örneğin eş çalışmıyor olabiliyor ya da emekli aile olmuyor olabiliyor. Bir eve bir gelir giriyor ve bundan geçinemedikleri için en azından babamın maaşının %25'ini alayım, eşimle ayrı olmaya artık razıyım diyor. Bunlar tabii ki artmasının en önemli sebebi geçinememek. Kimse, neden daha önceki yıllarda bu kadar yoğun değildi bu? Neden bu kadar fazla bu konuda haber çıkmıyordu? Çünkü insanlar en azından hani bir nebze döndürüyordu. Böyle sahte işlere girmek zorunda kalmıyorlardı ama girmemeleri de gerekiyor. Bu çok basit tespiti mümkün bir işlemdir. Sadece denetmenin herhangi bir saatte kapınızı çalıp beyefendiyi evde ya da hanımefendiyi evde görmesi zaten iptal sebebidir. mahkeme karşısına çıktığınız zaman da bu gerçek boşanmadır dediğiniz zaman da bunu kanıtlamakla siz mükellefsiniz ve çok uzun süren bir süreçtir. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bir diğeri de sahte çalışma. Aslında çok uzatmadan hemen toparlayayım isterseniz. Sahte çalışmanın 3 ayrı başlığı var. Bir tanesi şirket sahte oluyor. Sizin haberiniz olmuyor. Yani daha doğrusu tam sahte de olmuyordu. Gerekli evraklarını yapmıyor. Siz oraya fiili olarak gidip geliyorsunuz ama devlete karşı gerekliliklerini yapmadığı için sahte şirket değerlendirilmesi olup çalışmalarınız iptal oluyor. Bu kişiyle bağlı bir şey olmuyor. Mahkeme yanı da biraz güçsüz kalıyor. İkincisi çalışma sahte. Yani kişi diyor ki ben diyor çalışmayacağım, işe de gitmeyeceğim ama param var. Sen beni Mehmet'in, Ali'nin, şu muhasebecinin, şu şirketin yanında SSK'lı göster diyor. Her ay parasını o kişiye veriyor, işe gidip gelmiyor. Bu tespit ediliyor. Hem şikayette tespit edilebiliyor, hem o iş yerine işçilerden biri bir kıdem tazminatı davası açmış olabiliyor, bir mesai davası açmış olabiliyor. Direkt SGK'nın şeylerine düşüyor, denetim mekanizmalarına düşüyor o şirket ve sizin de orada gerçekten çalışmadığınız çok basit bir şekilde tespit ediliyor. Çünkü içeri giriyor, soruyor, diyor ki şu kişi Ayşe orada çalışıyor mu diyor. Bakıyorlar böyle, Ayşe kim? O zaman zaten hemen direkt raporunu yapıyor, hazırlıyor denetmen ve tespit ediliyor. Bunu en çok yurt dışı borçlanma yapıp burada bazı eksik günü kalanlar yapıyor. Onun dışında ev hanımı, maddi durumu iyi, Bağkur'dan bir SSK'dan emekli olmak istiyor. İşte bir tanıdığının yanında gösteriyor. Bunun gibi sebeplerden iptaller gerçekleşiyor. Bir diğeri de kişi gerçekten orada çalışıyor. Genelde bu hizmet kolları için geçerlidir. Örneğin bir temizlik işçisi, bir bakım, eve gelip çocuğunuza bakan bir bakıcı, birkaç şirketiniz var mesela. Bu kişi A şirketinde değil de A şirketinde çalışırken A şirketinin işte kardeş şirketi B şirketinde gösterilmiş. Kişiyi çağırıyorlar, diyorlar ki sen diyor A şirketinde çalışmışsın diyor. B şirketinde çalışmışsın diyor. Hayır diyor, ben A şirketinde çalıştım diyor. Hop, denetmen tabii ki iptal ediyor. Bunun alt şirket olduğu gene mahkemeyle kanıtlanmalı, resmi çalıştığı mahkemeyle kanıtlanmalı. Yani aslında şu anki iptallerin 113.000 kişinin %10'u eskiye çevrilebilecek durumda. Mahkemelerle vesairelerle, yanlış anlaşılmalardan ya da şirketin yaptığı bazı fazla alımlardan kaynaklı olabilir. Ama geri kalanı gerçekten bunu yapanlar var ve başları çok fazla yanıyor bu konuda. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu bunları çok iyi denetler. Şimdi belli olmaz, siz emekli maaşı bağladı diyelim. Bu da var şu anda çünkü. Şu an emekli maaşı alıyorsunuz, dosyanız bir kenarda durur. Sıra geldiği zaman 5 sene sonra olsa bile o dosya açılır, sahte olup olmadığı tespit edilir, kanun maddeleriyle ve denetim mekanizmalarıyla. 5 yıllık maaşınız faiziyle birlikte geri vermek zorunda kalırsınız. Bir de emekli maaşsız kalırsınız. O yüzden mutlaka bir önceki çalışmalarınızın denetimini yapın. Yani bu çok basit. E-Devlet'e girdiğiniz zaman SGK hizmet dökümünü açıyorsunuz. Mouse'unuzla şu bilgisayarı böyle oynatıp getirdiğiniz var ya, ondan birlikte iş yeri sicilin üzerine geldiğiniz zaman iş yeri ismi görünür. Oradan kontrol edin. Emekliye müracaat etmeden önce ben burada çalıştım mı çalışmadım mı? Siz bilmeden de bazen başka yerde gösterebiliyorlar. Ya da bu tip bir çalışma yaptıysanız bu riske girmeyin. O kadarlık sürelik normal çalışmanızı yapın. Ondan sonra emekliye başvurun. Çünkü devlet mekanizmaları bu konuda kandırılamıyor. Çünkü tespiti çok kolay bunların. Melis Hanım, çok teşekkürler. Sağ olun. Meseleyi anlamamıza yardımcı oldunuz. Teşekkürler tekrar. Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu. Şimdi başhekim Profesör Doktor Necdet Sağlam'ın bir açıklaması oldu. İyiye gittiğini söyledi durumun. Bir görelim açıklamayı. Evet, Kadir Bey ile ilgili iyi gelişmeler var. Dün akşamdan itibaren işlem yapıldıktan sonra yoğun bakımımızda takip ve tedavisine devam ediyoruz. Doktor arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Biz de en son bilgileri aldık kendilerinden. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel beslenme var. Bu radyolojik görüntüyü klinikte destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı. İlk tepkileri verdi yani. Evet, sesli uyarana cevap veriyor. Yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını planlıyoruz. Görüntüler Tuzla'dan geliyor ekrana. Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Bir dönelim o konuşmaya. Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, güzel çocuklar, tamam alacağız onu senden, tamam. Güzel çocuklarımız burada harika görünüyorlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili hemşerilerim, güzel Tuzlalılar, değerli Şifa Mahallesi'nin insanları, hepiniz çok değerli bir sürecin içerisindesiniz. 31 Mart'a az kaldı, doğru mu? Evet. Çalışmaya devam ediyoruz, öyle değil mi? Ben İstanbul'da Eren Ali Başkanımızı çok beğenerek izliyorum. Çok beğenerek izliyorum. Genç bir belediye başkanı olarak İstanbul'a ayrı bir vizyon katacak, gençlerle belediyeciliğin arasında çok özel bir kişilik olacak. Ben kendisine şimdiden 31 Mart seçiminde başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Harika. Sevgili hemşerilerim, çünkü sen çölüme yağmur oldun. Abi ne güzel laf bunlar, kurban olayım, teşekkür ederim. 15 yıldır vaat etti, Tuzla'yı mahvetti. Neyse, kimden bahsettiğini anladık. Siz hepiniz İmamoğlu tek. Beraber ıslandık biz bu alanlarda. Bu halkın sevdasısın İmamoğlu, ne mutlu bana. Rotamız kesinlikle belli, tam yol ileri. Şifa evet bizimle, ama özellikle Eren Ali Başkanımla şifa bulacak, hiç endişeniz olmasın. Sensiz olmaz İstanbul demiş İmaro, bu güzel bir lakaba benziyor. Loading demiş, artık zaman doluyor, 5 gün kaldı. Benim küçük kardeşim, arkadaşım Fıstık da seni seviyoruz Eko Başkan demiş. Pırlanta, güzel gözlü kız. Harikasın. Bakın sevgili dostlarım, biliyorsunuz İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı var mı? AK Parti'nin bir adayı var, öyle değil mi? Peki İstanbul'dan kabine niye toplandı, geldi Ankara'dan İstanbul'a? Onu anlayan var mı? 17 kişi, az değil, 17 kişi. Şimdi bir şey söyleyeyim. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım demişler. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Dükkan geziyorlar. İzlediniz mi televizyonlarda? Tabii şunu söyleyeyim. Tek başına gelmediler, biliyorsunuz değil mi? Bakanlarla beraber daha yeni 10 ay önce milletimiz oy verdi, seçildi. Herkesin Cumhurbaşkanı seçildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'a geldi. Öyle değil mi? Hoş geldi, sefa geldi. Biz misafirperver miyiz? Biz misafirperveriz. Şunu söyleyeyim. Biz insan ağırlamayı biliriz. İstanbullu misafirperverdir. 23 Haziran'da hep beraber İstanbul'da kendisini ağırladık mı 2019'da? Hem de 806.000 kez, öyle değil mi? Bu sene daha fazlasıyla ağırlarız. Daha fazla mutlu ederiz, öyle yapmaz mıyız? Daha fazla mutlu ederiz. Sevgili hemşerilerim, bakınız tabii burada başka bir şey var. Şimdi ben buradan İstanbul'da dükkan gezen ya da pazar gezen, salon gezip oy isteyen bakanlara bir çift lafım var. Bir, devletin işini bırakıp buraya niye geldiniz? Bakın memleketin etrafında her türlü sorun var, öyle değil mi? İsrail'de büyük bir insan kıyım var, öyle değil mi? Rusya'da terör saldırısı var, kınıyoruz. Her yerde terörü kınıyoruz. Öbür tarafta dış ilişkiler konusunda birçok gündem var. Sayın Bakan burada. İçişleri Bakanı. Ya seçimin güvenliğinden sorumlusun ama dükkan dükkan oy istiyorsun. Bu vicdana sığar mı? Sığmaz. Peki Adalet Bakanı, bu ülkeye adalet lazım mı? En sıkıntılı şu anda millet, adalet en sıkıntılı hat diyor mu? Diyor. Ama sen yine dükkan dükkan, pazar pazar gezip oy istiyorsun. Oy iste, sorun yok. Ama buradan şunu söylemek istiyorum. Bakanlar, atanmış bakanlar aynı zamanda bir memur gibi. Yani bu şekilde siyaset yapamazlar, yapmamalılar. Bu milletin vicdanını sızlatır. Yanlış bir uygulamadır. Olmaz. Devletin belli kademeleri, bürokrasinin belli kademeleri bu işe girmemeli. Ama giriyorlar, ayıp ediyorlar. Yanlış yapıyorlar. Şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu şekilde bu sürecin içine girmemesi lazım. Yani burada gelse, şurada bir ablamıza dese ki bu ülkenin ekonomiden sorumlu bakanı, ben Cumhur İttifakı'nın adayına oy istiyorum dese, çıkıp demez mi ona vatandaşımız, ya sen git enflasyonu düzelt demez mi? Bir polis kardeşimiz İçişleri Bakanı'ndan 3600 ek gösterge bekliyor. Birine dese ki, eşi olduğunu da bilmese, ben Cumhur İttifakı'nın adayına oy istiyorum. Eşi demez mi ona, sen git önce polisin 3600 ek gösterge sorununu düzelt demez mi? Der. Dolayısıyla aslında yapılan bu işler devletin düzenini zedeliyor. Senin çantan yerim. 6 gün kaldı. İmamoğlu İstanbul Tuzla'da konuşuyor. CHP lideri Özgür Özel de Gaziantep'te konuşmasına başladı. Bir Gaziantep'e de dönelim. Bir emekli bir çeyrek altın yitirse aklı çıkar, bütün gün onu arar. Öyle mi? Şimdi bir emekli değil, her emekli bir sefer değil, her ay bir çeyrek altın değil 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Dahası var, buradan bir hatırlayalım, bir selamlayalım. Daha önce bayramlarda birer maaş ikramiye, bayram ikramiyesi diye bir şey yoktu. 2015 7 Haziran seçimlerinde kim söyledi emekli ikramiyesini? Bayram. Kemal Kılıçdaroğlu, bir alkış yollayalım. O gün Kemal Bey dediğinde veremezsin dediler. Sonra 7 Haziran seçimini çoğunluğu mecliste kaybettiler. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. Emekliler sevindi. Ama 3 Ramazan, 3 kurban geçti. 6 bayram sizin ikramiyenizi vermediler. Hakkınızı yediler. 2018 seçimleri geldiğinde biz hatırlattık, ısrar ettik. Bu sefer emeklilere 1000'er lira verdiler. 1000 lira. Dedik olmaz. 1000 lira yetmez. Asgari ücret vermeniz lazım. Bir maaş vermeniz lazım. 1000 lira yeter dedi. Değerli büyüklerim, o gün beğenmediğimiz 1000 lira 42 lira kilosundan 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo. Bugün 3000 lira oldu. 2 Nisan'da hesaba yatacak. Alıp kasaba gideceksiniz. 6 kilo kıyma alıyor. Sadece ve sadece emeklinin bayram ikramiyesinden Tam 18 kilo kıymayı eksilttiler 6 yılda. 30 Ramazan, 30 sahur, 30 iftar, arkadan bayram sofrası. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun kursağından, sizin sofranızdan, mutfağınızdan 18 kilo kıymayı eksilttiler. Ya bir kilo kıyma için insanlar sabah 4'te kuyruğa geçiyorlar yarı fiyatına kıyma almak için. Kim kime veriyor bir kilo kıyma? Emeklinin hakkı olan 18 kilo kıyma kayıp. Emeklinin hakkı olan 5,5 tane çeyrek altın kayıp. Bakın Gaziantep'teyiz. Her yerde bir hesap yapıyoruz. Gaziantep'te geçen sene 750 lira, 7500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo Antep fıstığı alıyormuş. Bu sene 10.000 lira, sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz. Alım gücünün bir senedeki kaybı bu. Daha büyüğüne bakın. Antep'in neyi meşhur? Fakir fukaranın, garip gurabanın, emeklinin, köylünün ne yiyor? Nohut dürüm yiyor, değil mi? Bak, 2018 yılında nohut dürüm kaç paraymış? 5 lira, 5. Şimdi kaç para? 50. Bak, değerli gazeteci, televizyoncu arkadaşlar, bakın Gaziantep'teyiz. Meydan dolu. Ben soruyorum. Ne yiyor yoksul ölen? Nohut dürümle geçiriyor. 2018'de kaç lira nohut dürüm? Bugün kaç para oldu? 5 liralık nohut dürüm olmuş 50 lira. 6 senede 10 kat artmış. 10 kat. Böyle bir şey olur mu? Nasıl geçirilecek? Nasıl geçirilecek? Gaziantep'te en kötü evin kirası kaç para? Bak 10.000. Herkes artık hiç varıp da çalışıp gelecek halimiz yok. Bu kadar insanla 10.000 lira. Emeklinin maaşı da 10.000 lira. Yani eve girerse, kirayı verirse aç oturacak. Karnını doyurursa sokakta kalacak. Böyle bir anlayış olmaz. Emekliler, değerli büyüklerim, bütün Türkiye'de soruyorum. Önce bir dost düşman görsün. Bayrakları değil, elleri. Meydandaki emekliler bir el kaldırsın. Bir el sallayın. Bakın, emeklinin durumu bu. Değerli büyüklerim, bir şey kaybedildiğine gidilip yitirildiği yerde aranır, değil mi? Siz bu ayda 5,5 çeyrek altını, bir bayramda 18 kilo kıymayı 5 liralık nohut dürüme verilecek paranın 50 lira olmasını, bu geçim zorluğunu nerede yaşadınız? Bu altını, bu kıymayı nerede kaybettiniz? Bir seçim sandığında öyle değil mi? Tekrar bir İstanbul Tuzlu'ya gidelim ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına bir dönelim. İmamoğlu'nu tam 1019 kez, bakın 1019 kez soruşturdular. Müfettiş yolla, yok, hayır. Yollasınlar başımızın üstüne. Bizi teftiş edecekler, bundan rahatsız değiliz. Didik ettiler. Bakın bizden önceki 5 sene bu şehrin her kurumuna 140 kez geldiler. Bizim dönemimizde tam 1019 kez. Bak 1019. 20 senedir hiç gelmediği kurumları dolaştılar mı? Dolaştılar. Yahu 5 sene mercekle baktınız, aşağıdan baktınız olmadı, yukarıdan baktınız olmadı. Didik ettiniz. Her tarafından çekiştirdiniz, mahkemelere verdiniz, mahkemelerde hapis cezası bile verdiniz Ekrem İmamoğlu, öyle değil mi? Verdiler mi? Baktılar gene olmuyor. bir hafta kala Ekrem'e leke atmaya çalışıyorlar. Kumpasla, kumpasla leke atmaya kalkıyorlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizler burada çocuklarımız, gençlerimiz daha çok şu güzel annelerimize bakarak söyleyeyim. Allah şahit, Ramazan ayında söylüyorum. Onlar leke atsınlar. Şöyle var ya, toz kadar konmaz, toz. Toz kadar konmaz. Kötü söz, kötü söz, kötü söz sahibine ait. Toz bile konmaz, kötü söz sahibine ait. Allah, Ramazan ayında söylüyorum, Allah onları ıslah etsin. Allah onları söylüyorum, Allah onları ıslah etsin, Allah onlara akıl versin. Ama biz bu zor günleri de atlatacağız. Sevgili dostlarım, size şunu söyleyeyim. Özellikle bu ülkenin emeklilerini mağdur ettiler. Asgari ücretlerini mağdur ettiler. İşsizlik tavan yaptı, paramız pul oldu. Biz ne yaptık? 5 senedir sosyal yardımı 6 katına çıkarttık. Çocuklarımızın yanında olduk. Annelerin yanında olduk. Senin kızım diline. Şimdi bana Allah razı olsun diyor ya. Kuzum, ben sana olan görevimi yerine getirdim. Görevimi. Senin gözlerinden öperim ben. Ben görevimi yerine getirdim. Ben görevini iyi yapmayan biri olsaydım o zaman zaten mahcup olurdum. Sana kurban olurum. Çocuklarımıza senin güzel kalbini öperim ben. Biz onun için anne kartı çıkarttık. Onun için süt dağıtıyoruz. Daha fazla dağıtacağız. Onun için burs verdik. Daha fazla vereceğiz. Bu zor günleri biz hep beraber atlatacağız. Hep beraber. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şunu yapıyoruz. Milletin olanı millete dağıtıyoruz. Milletin parasını millete veriyoruz. Yoksulluğun ve insanların sıkıntıda olduğu zaman dilimini birlikte aşacağız. Yeni dönemde, kentsel dönüşümde dar gelirli emeklilerin kentsel dönüşüm masraflarının %65'ini biz karşılayacağız. Dar gelirli insanların, asgari ücretle geçinen evlerin kentsel dönüşüm ücretinin %60'ını biz karşılayacağız. 7.000 lira kira yardımı vereceğiz. 9.000 lira kira yardımı vereceğiz emeklilere. 10.000 lira yılda 10.000 lira pazar desteği vereceğiz. Bütün bunları niye yapacağız biliyor musunuz? Onlar ekonomiyi kötü yönettiler, başaramadılar, insanımızı mağdur ettiler. Biz onların eksiğini kapatacağız. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Biz milletin olanı millete vermeye devam edeceğiz. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'daki konuşmasından, CHP lideri Özgür Özel'in Gaziantep'teki konuşmasından bir bölümü getirdik ekrana. Sadece 6 gün kaldı. Birazdan Serap Belavacıklı burada olacak ve günün tüm önemli gelişmelerini onunla birlikte takip etmeye devam edeceksiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Rising Pergola ve Tente Sistemleri